Günaydın değerli izleyenler, Para Gündem'desiniz, hoş geldiniz. 27 Ağustos, Salı bugün. Şöyle bir bakalım gündemde özette neler var, manşetler neler aktaralım. Sonra da hızla Para Gündem'e başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Birlik mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Farklılıklarımız üzerinden bizi ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz dedi. CHP meclisi Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek üzere 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağıracak. Bu kez çağrı metninde genel görüşme yapılması yerine Anayasa Mahkemesi kararının kürsüde okutulması talebi yer alacak. MHP meclisin aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını belirtiyor. Habertürk'e konuşan AK Partili kurmaylar var. Peki onlar ne söylüyorlar? Şöyle diyorlar, iç tüzükte aynı konuda olağanüstü toplantı yapılmasını engelleyecek bir madde olmadığını ifade ediyorlar ve mecliste görüşülmüş bir hususta tekrar olağanüstü toplantı istemenin aciliyetini izah etsinler ifadelerini de kullanıyorlar. CHP'de tüzük kurultayı var malum, hazırlıklar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la görüştü. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı. Hafta sonu da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. CHP'de bugünse CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında tüzük komisyonu toplanacak. Toplantıda tabandan gelen öneri ve talepler değerlendirilecek, tek tek bakılacak. Şimdi Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenleri gerçekleştirilecek Kocatepe'de ve burada bir plastik sandalye krizi yaşandı protokolde. Nasıl oldu derseniz şöyle, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeye oturmak istemedi. Valilik görevlileriyle gerginlik yaşadı ve Köksal'ın tepkisi üzerine törenin ilerleyen dakikalarında plastik sandalyeler değiştirildi. O görüntüler de az önce ekranlarınızdaydı. Halen de gelmeye devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilere dair bir açıklama yaptı. Bir süredir normalleşmeyi konuşuyoruz ya Suriye ile. Esad dedi ki, arabulucuların girişimlerine rağmen Türkiye-Suriye ilişkilerinde somut bir ilerleme yok. İlişkileri onarmak için önce onu bozan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekiyor dedi. Ve Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğini, ancak bunun bir ön koşul, görüşmeler sürecince bir ön koşul olmadığını da belirtti. Terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarını olduğunun da altını çizdi kendi meclisinde yaptığı açıklamada. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün kontrol altına almak için başlatılan müdahale planına ilişkin bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'tan bir açıklama bu. Salgını kontrol altına alabiliriz diyor. Kapsamlı ve koordineli bir eylem planına ihtiyacımız var ifadelerini kullanıyor. Ve virüse müdahale için finansmana da ihtiyaç olduğunu söylüyor. Şimdi yaklaşık 6 gündür bir yavrumuzu arıyoruz Diyarbakır'da, Narin Güran. 21 Ağustos çarşamba günü Kur'an kursundan çıktı, evine gitti. Ardından amcamlara gideceğim dedi ve karış karış bakılıyor, köyde aranıyor ama hala maalesef bir iz yok. Veysi İpek o noktada, Veysi notların için sendeyiz. Serak Alkan, 7. güne girdik, halen bir iz bulunamadı. Dün akşam saatlerinde jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyon köydeki tüm evlere yönelikti. Özellikle evlerin gizli bölmeleri varsa o noktalarda arandı. Samanlıklar arandı ve maalesef ikinci kez, üçüncü kez aranan yerlerde yine küçük çocuktan bir iz bulunamadı. Tam da bulunduğumuz noktada kaybolmuştu. Son olarak okulun kamerasına yansımıştı bu nokta. Şuradan evine doğru çıkarken patika yolda
bir daha haber alınamamıştı ki okul şu an itibariyle de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında dönüştürüldü, koordinasyon merkezine dönüştürüldü. Şu anda tabii bir taraftan da Afet İl Müdürü İlhami Çakmak da koordinasyonu yapıyor. Diyarbakır Valisi'nin yetkilendirdiği kişi emniyetten, jandarmadan Afet programı kapsamında Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Afet ekiplerinin de aralarında bulunduğu, jandarma ve polisin de bulunduğu 200 kişi şu an itibariyle görev yapıyor. Birazdan arama çalışmaları tabii kırsal alanda Afet ekipleri tarafından yine yapılacak. Ancak öte taraftan da bir koordinasyon jandarma ve polis tarafından da yapılması planlanıyor. Özellikle dronlar yeniden havalandırılacak. Bölge tekrar taranacak ama köy içerisinde de kadavra köpekleri, iz köpekleriyle arama çalışmaları yapılacak. Bugüne kadar 13 bin araç arandı. Köyün içerisinden geçen yolda, çevre yoluna bağlanan yolda 13 bin araç incelendi. 130 kişinin bilgisine, ifadesine başvuru yapıldı şu ana kadar. 11 bin dönüm arazi tarandı. Hem helikopterle hem dronlarla, ancak insansız hava araçlarıyla, şimdi edindiğimiz bir bilgi, insansız hava araçlarında görüntü istenecek. Çünkü insansız hava araçları da sürekli havada olduğunu belirtelim. Özellikle olay günü o görüntülere ulaşılması durumda o görüntüler de taranacak. Bununla ilgili soruşturma derinleştirildiğini söyleyelim. Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu noktada çalışmasını yürütecek. Diğer taraftan da uydu görüntülerine de bugün itibariyle ulaşılmaya çalışılacak, istendiğini söyleyelim. Bu çalışmalar devam ederken Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de sahada, özellikle kayıp çocuğun yanı sıra arkadaşlarının psikolojilerinin bozulmaması için pedagoglar eşliğinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bir taraftan da aileye destek verildiğini söyleyelim. Gelişmeler olursa ki birazdan ayrı noktalarda arabalar tekrar başlayacak. Biz de gelişmeleri aktaracağız. 6 gün oldu. 11 bin dönüm alan tarandı diyorsun. Görüntülerde de görüyoruz. Çok ciddi bir arama çalışması var. Peki hiç mi bir ilk bulgu, bilgi, bir ipucu, bir iz yok? Yani ne üzerine yoğunlaşıyor şu anda çalışmalar orada? İz aslında bir terlik bulunmuştu. Terlik çocuğa ait olmadığı ortaya çıktı. İki gün önce de bulunduğumuz noktada çocuğun patika yolda çıktığı yerde bir kan izine rastlanmıştı. O kan izinin de çocuğa ait olmadığı, yakınlarından birinin burnunun kanaması sonucu, bir çocuğun burnunun kanaması sonucu olduğu belirlendi. Valilik bu noktada açıklama yaptı. Ağırlıkta kaçırılma şüphesi üzerine duruluyor ve bu kaçırılma şüphesi üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Çünkü DSİ kanalları da, aslında sulama kanalları da köyün içerisinden geçiyordu. 20 kilometrelik alan dalgıçlar tarafından tarandı, defalarca tarandı. Yalnız yine bir iz bulunamadı. Kaçırılma şüphesi üzerine şu anda yoğunlaşmış durumda. Çevre yolunda ve yine Mardin Karayolu üzerindeki güvenlik kameraları da, MOBESE kameraları da tekrar inceleniyor. Ancak dediğim gibi insansız hava araçlarına ait görüntüler, o güne ait görüntüler ortaya çıkarsa belki o iz üzerinden yürülebilir. Biz de bu gelişmeleri sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. VSİP Habertürk Diyarbakır temsilcisi aktardı. Yani böyle elimiz yüreğimizde bir haftaya yakın oldu, bir haber bekliyoruz. Acı haber almak istemiyoruz. Aklımıza istemsiz Leyla geliyor, Gina geliyor, Eymen Bebek geliyor, Lina geliyor. Annesi diyor ki yani ne olursa olsun getirin, şikayetçi değiliz, getirin. 6 gün oldu, bir çocuğumuzdan daha acı haber almamanın umuduyla bekliyoruz. Bütün ülke bir yavrumuzu arıyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız. Şimdi bugün kimler benimle beraber? Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas. Günaydın Yavuz. Günaydın. Hoş geldin. Teşekkürler. Yine finans yöneticisi, Oksijen Gazetesi yazarı Kerim Rota da birazdan aramızda olacak. Ona da hoş geldin diyelim. Şöyle bir piyasalara bakarak başlayalım. BIST 100 endeksi 9565 puan seviyesinde. Dolar TL 34 seviyelerinde. Euro TL 38 seviyelerinde. Gram altında 2748 lira seviyelerini görüyoruz. Altının onsu 2515 dolarda. Brent petrol 81 dolarda. Amerikan ham petrolü 77 dolar seviyelerinde. Gram altın 2747 lirada dedim. Çeyrek altın 4492. Yarım altın 8985 ve tam altında 17916 lira seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalarda durum bu. Kerim Rota aramızda mı? Değerli yönetmenim beni uyarsın.
Günaydın, hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Sena Hanım. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir altınla, bir piyasalardaki durumla hemen hızlıca özetleyeyim. Sonra konuklarımdan ben yorum istiyorum. Yavuz senle başlarız. Baktık altına, altında böyle rekor, gram altında rekor üstüne rekor görüyoruz. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Faiz indirim beklentilerini güçlendirdi bu açıklama. Altının onsu 2525 dolara çıktı, az önce söyledim. Dolar TL'de 34 üzerine gördük. Yine içeride gram altın 2763 lira seviyelerine geldi. Biraz herhalde böyle Trump'ın açıklamalarından da beslenir. Birazdan onu da sorarım. TL mevduatın payı bir anda yükseliyor. 6 yıl aşkın sürede zirvede görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda 16 Ağustos itibariyle %52,65 seviyelerinde. Yavuz, ne oluyor piyasalarda? Ya, öncelikle altın için şunu söylemek gerekiyor. Bir jeopolitik yani etkenlerle yükseliyor ama asıl şu anki çıkışını tabii Amerikan faiz kararlarının etkisiyle, yani Amerika'nın alacağı faiz kararına dönük beklentilerle yaşıyor. Çünkü Amerikan tahvil getirileri de geriliyor. Dolayısıyla burada altına doğru bir kayış, altına doğru bir sığınma diyelim. Davranışı hızlandı diyelim aslında dünyada. Diğer taraftan tabii ki işte biraz önce söylediğin Trump konuşuruz belki ama genel olarak jeopolitik gelişmeler, yani Rusya-Ukrayna savaşının yeniden daha böyle şiddetli şekilde alevlenmesi, diğer taraftan İsrail'in saldırılarının şiddetlenmesi, bunların hepsi aslında diğer etkenler diyelim altın açısından. Yani mevduat konuşmak gerekirse de belki kısaca mevduatta bu trendi zaten bir süredir yaşıyorduk. Bu KKM hesaplarının çözülmesinden sonra orada bir kesim dövize yöneliyor, bir kesim ise TL mevduat yapıyor. Dolayısıyla da son, evet, 2018'den bu yana en yüksek TL mevduat oranına çok şükür ki geldik. Bunun daha da üstüne çıkmamız tabii Türkiye ekonomisi açısından daha avantajlıdır. Yani keşke %60'ları rahatlıkla görebilsek de hani daha böyle bir rahat nefes alırız döviz şey açısından, seyri açısından. Ama tabii burada kritik nokta da faiz oranlarıdır. Yani bugün mevduat faizlerinin bir parça gerilediğini görüyoruz. Yani 54-55'lerden 48'lere geldi. Yani dolayısıyla hani burada parasal sıkılaştırmanın, faizin ne zaman indirime geçileceğine dönük beklentiler netleşirse o zaman mevduattaki yönü de daha iyi tayin edebiliriz. Yani bu devam edecek mi yoksa böyle kalacak mı şeklinde. Eğer çok beklenen erken bir seviyede olursa bu artış durur. Eğer yani piyasa beklentisi doğrusunda Kasım gibi olursa yani buralarda seyreder diye tahmin ediyoruz biz. Dolayısıyla onun yönünde belirleyen bu faiz. Çok teşekkür ederim. Size şunu sorayım. Ne dersiniz merak ederim Kerim Bey. Bir yandan bakıyoruz, gram altında bir rekoru görüyoruz. Dolar euroda da keza öyle. Dolar TL, euro TL'ye baktığımızda da. Borsada istenen sıçrama bir türlü yok. Ne oluyor sizce? İçeride neye ihtiyaç var? Bir böyle hikaye yazmak lazım diye değerlendirmeler görüyorum. Hikayeniz güçlü olmalı diyenler görüyorum. Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim Sena Hanım. Tabii altındaki hikaye Yavuz Bey'in bahsettiği gibi çok ağırlıklı. Fed'in artık Eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlayacağını net bir şekilde beyan etmesiyle tetiklendi. Tabii belki hatırlarsınız Trump'ın Powell'a yönelik seçimden önce faizleri indirmemesi konusunda bir mesajı da vardı. Yani seçimleri faiz indirerek etkilememesi konusunda mesajı vardı. Bu da Trump'ın seçilmesi durumunda Powell'la Trump arasında bir gerginlik oluşabilir mi düşüncesine tabii ki. Hatta Amerikan Başkanı Fed'de söz hakkına sahip olmalı da dedi. Ben daha iyi yönetirim dedi. Yani bir pek çok şey dedi gerçekten. Dolayısıyla böyle bakınca özellikle Trump'ın seçilmesi durumunda finansal piyasalardaki oynaklığın daha artacağı beklentileri de tabii ki altını tetiklemiş oldu. Ama tabii ki artık Kasım seçimlerinde oldukça az kaldı ABD'de. Önümüzdeki 3 aylık dönemde biraz daha bekle gör havasına geçileceğini düşünüyorum ben altın için. Türkiye'ye döndüğümüzde tabii borsadaki hareketler ağırlıklı olarak geçen hafta Mehmet Şimşek'in istifa haberleriyle, dedikodusuyla veya spekülasyonuyla tetiklendi. Ama bunun dışında özellikle tabii ki ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkisiyle de artık borsadaki eski momentumu bence göremiyoruz. Bunun da etkisi oldukça fazla. Biraz evvel hani Yavuz Bey'in bahsettiği döviz mevduatlarda Türk lirasının payının %52'lere çıkması oldukça iyi haber.
şöyle hatırlayalım, 2022'nin Haziran'ında yabancı para mevduatlarının payı %72'ye kadar çıkmıştı. Bu neredeyse 30 yıllık, 35 yıllık bir rekordu. Tamamen dolarize olmuş bir tasarruf piyasasından bahsediyorduk. Neyse ki bundan uzaklaştık. Ama şu andaki %47 dolarizasyon da çok yüksek. Bunu daha aşağı inmesi gerekiyor. Yani hatırlayalım, 2011 yılında %27-28'lere kadar inmişti dolar mevduatlarının toplam mevduattaki payı. Bunu aşağı indirebilmek için ve biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi yeni bir hikaye yazabilmek için bence bazı şeyler gerçekten gerekiyor. Yani uzun dönemli ortalaması mesela dolarizasyonun %45 civarındadır. Bunun altına indirebilmek için bence gerçekten yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Ben o anlamda da programın, mevcut programın bazı eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Nedir bu mesela eksiklikleri, sözce? Yani en önemlisinde ben sahiplik problemi olduğunu düşünüyorum. Yani program Mehmet Şimşek programı olarak algılanıyor. Genellikle bu tür çok yüksek enflasyonla mücadele programları siyasetin en tepesinden sahiplenilip bir toplumsal mutabakatla süslenmesi gerekir. Oysa şu anda Mehmet Şimşek programı olarak da görüldüğü için işte Mehmet Şimşek'in ve ilgili her spekülasyon çok büyük finansal piyasa hareketlerine bir ölüm kalım meselesine dönüyor. Şeyi hatırlayalım, Kemal Derviş programı olarak adlandırılan program da bir bakan programıydı. Ama Kemal Derviş'in siyasi pozisyonu neredeyse o günkü hükümetin üzerinde bir siyasi pozisyondu. O yüzden bence bir sahiplik programı yaşıyor bu program. Bu nedenle de bir toplumsal mutabakatta da bir sıkıntı yaşıyor. Toplumsal mutabakatı sağlayabilmek için de sendikalardan, vatandaşlardan, iş dünyasından bir destek almanız için de bazı adımlar atılması gerekiyor. Mesela dolaylı vergilerle doğrudan vergiler arasındaki pay Türkiye'de 65'e 35. 65 dolaylı vergi, 35 doğrudan vergi. Bu OECD ülkeleri içerisindeki en yüksek oran. Geçen seneki orta vadeli programa bakıyoruz. 2025 ve 26'da da bunun devamı öngörülüyor. Şimdi bu seneki OVP'de göreceğiz ama özellikle geniş halk kitlelerin programa desteğini bulabilmek için bence artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor. 2 yıllık bir program mı olur, 3 yıllık bir program mı olur ama burada bu 65-35 dengesinin artık devam etmeyeceğini net bir şekilde bence ortaya konması gerekiyor. Yani verginin beyaz yakalıdan, ücretliden değil, geliri daha çok kazananlardan alınacağı. Çok kazanandan, çok az kazanandan az diye dediğimiz. En tepesindeki %10, %20'den alınacağını koymak gerekiyor ortaya. Dediğiniz önemli. Mesela dün Ekonomi Gazetesi'nde Yavuz şöyle de bir haber vardı. Kerim Bey de ne der merak ederim. Ya bu vergi konusunda özellikle Mehmet Şimşek istenen adımların atılmamasından rahatsız oldu ama bir istifa yok diye bir kulis bilgisi çıktı. Şimdi mesela Kerim Rota'nın işaret ettiği, şöyle bakıyorsun borsaya, dolar TL'ye, euro TL'ye, bunların hepsinde eğer bu Şimşek iddiaları ve bir sahiplik eksikliği varsa, İş bir yerde bugün Sade Özdemir şey demiş, şuyu vukuundan beter oldu. Yani çıkan dedikodu aslında kötü bir yere mi götürdü o zaman son hafta yaşananları diye soruyor. Böyle oldu, biraz da kötü bir zamana denk geldi. Kötü zamanda Kerim Bey'in de ifade ettiği gibi yani piyasanın yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu ya da işte para girişine ihtiyacı olduğu ama maalesef ekonomik daralma riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde bu dedikodu çıktığı için etkisi çok fazla oldu aslında, öyle söyleyeyim. Şiddeti çok fazla oldu ama ben şunu aktarmak isterim burada. Yani şimdi enflasyonla mücadele için işte faizi 50 gibi bir çok yüksek bir seviyeye getirmişsiniz. Dolayısıyla ekonomi soğutmaya çalışıyorsunuz. Bu arada tabii ki reel kesim de sıkıntılar yaşıyor kredi piyasalarında. Tam bu ortamda diyorsunuz ki bir yanına bir de ben bir vergi paketi açıklıyorum. Sizden de daha fazla vergi alacağım. Artık hani adalet sağlamak istiyorum. Diyorsunuz. O sırada işte iş dünyasının sesi bu sefer yükseliyor. Diyor ki ya ben hem kredi alamıyorum hem sen benden daha fazla vergi talep ediyorsun. Ve işte bunu da hemen istiyorsun. Şimdi bu işin tabii bana karşı tepkisi fazla farklı şey oldu. Yani eğer bu hepsini bir arada yapmak biraz güçtür maalesef. Biz 2001 krizinden sonra maalesef yani bütün kesimler tuş olmuştu ve bunu niye söylüyorum? Yani kimsenin bir şeye itiraz edecek hali kalmamıştı. Bir sürü banka batmış. Reel kesim şirketleri bankaların eline geçmiş, battıkları için iflas etmişler. Şimdi böyle bir ortamdayken kimse itiraz etmedi ve dolayısıyla en acı ilaç içildi o tarihte. Başka fakat alternatif yok olduğundan yoktu zaten. Bütün toplum evet. İkna olmuştu. Ha. O toplumsal mutabakat evet. Dediği kere. Yani ister istemez yani zorla ikna değil belki mi ama mecburen bir ikna vardı. Şimdi ise durum tam aynı değil. Şu an hala bir kesim canlı, bir kesim
hala işte ya biz işte işlerimizi toparlayabiliriz noktasında. Ama işte çok yüksek bir enflasyonun altında ezilen bir toplum var. Diğer taraftan da kredi mekanizması durmuş bir reel kesim var. Bunlarla ilgili de vergi paketi elbette ki problem yaratıyor. Belki bunu zamana yayılıp takviminin daha iyi oluşturulup, dizayn edilip belki kulisler yoluyla kamuoyuna yansıtılmasından ziyade kamuoyuyla paylaşılsaydı, denseydi ki biz 2025'ten sonra bu vergi paketinin şu şu maddelerini şu tarihlerde geçirmeyi planlıyoruz, şu şekilde 2028'e kadar böyle bir yol izleyeceğiz denseydi, belki kamuoyu bu kadar tedirgin olmaz, tedirgin olup da bu tepkileri siyaset dünyasına iletmez ve bu vergi pakette belki sağlıklı şekilde konuşulabilirdi. Ama bütçenin ihtiyaçları dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, bana kalırsa aceleci şekilde kamuoyuyla bazı parçaları paylaşıldı ve işte ne oldu gün sonunda? Ortada paket falan yok. Ben hani poşete döndü diyorum bazen. Hmm. Hatta poşet delindi. Yani böyle olacağını. Yani bana kalırsa şu an böyle ama Eylül ayında belki paket revize edilir. Bazı taraflar dizayn edilir. Tekrar gelir masaya. O zaman tekrar konuşuruz. Ama açıkçası ben aceleci davrandığını, bir de yeteri kadar bu konuda şeffaf olunmadığını düşünüyorum. Belki kamuoyuyla daha iyi, yani tarihleri belirterek açıklansaydı bu tedirginlik ve gerginliği yaşamazdık diye düşünüyorum. Kerim Rota, 2001 krizinde kimsenin itiraz edecek hali kalmamıştı dedi, evet, Yavuz. Evet, söyledi. Mesela bazen şöyle yorumlar da görüyorum. Ya işte bu Profesör Doktor Ali Hakan Kara yazmıştı mesela. Moral bozmak istemem diyor. Ama bunlar daha iyi günlerimiz demiş. Özellikle verilere de şöyle bakınca BETAM'ın mesela ikinci çeyrek ekonomide %0,6 küçülmesi bekleniyor diye bir verisi var. Bunlar bizim daha iyi günlerimiz mi? Öyle görünüyor Sena Hanım. Yani Yavuz Bey'in söylediği çok doğru. Bir kere 2001 krizi hemen hemen herkesin, yani kamunun, reel sektörün, iş dünyasının, bankacılık sektörünün, beyaz yakanın, geniş halk kitlelerinin, emeklilerinin, herkesin acısını çektiği büyük bir krizle kapıya gelmişti. Ve bu yüzden de herkesin neredeyse bir şey kaybettiği bir ortamda bir toplumsal mutabakat bulmak tabii ki daha kolay olmuştu. 2018-2023 arası uygulanan politikalarda maalesef bu olmadı. Yani özellikle faizlerin reel olarak enflasyonun çok altında tutulmasıyla ucuz kredi imkanları, krediye ulaşabilenlerin servetlerini arttırabilmeleri gibi aslında birçok çarpıklık doğdu. Ve bu gelir ve servet dağılımını da inanılmaz bozdu. Bugün en tepedeki %20'nin tüketimdeki payı %50'dir Türkiye'de. En aşağıdaki %20'nin ise %6'dır. Böyle baktığınızda, özür dilerim, %10'dur. Aynı şekilde gelir dağılımında da buna benzer oranlar var. Böyle bakınca 2018-2023 arası bu krizin faturası ağırlıklı olarak geniş halk kitlerine, ücretliye, emekliye çıktı. Şimdi faturayı dağıtırken, yani enflasyonla mücadele ederken de bu faturayı ödemek istemeyenler var. Bunun en başında tabii ki işte geniş halk kitleleri geliyor. Ama reel sektör de şu anda özellikle kredi kanallarının tıkanmasıyla bu faturayı üstlenmek istemiyor. Ama bir fatura var ortada ve enflasyonun da düşmesi gerekiyor. O yüzden toplumsal destek derken biraz da bunu kastediyordum. İlla çıkan kanunların bugün yürürlüğe girmesi gerekmez. Ama bir orta vadeli planla 2-3 sene içerisinde Türkiye'deki hem gelir dağılımının hem vergi oranlarının, vergi istisnası ve teşviklerin nereden nereye geleceğine dair ümit verici bir ışık yakılması gerekiyor. Geçtiğimiz OVP bunu vermemişti. O yüzden bu sahiplik probleminin dışında toplumsal destek problemini de ben önemli görüyorum. Üçüncü ve en son sorun olarak da, bu da oldukça büyük sorun, mevcut ekonomi yönetiminin bir kadro sorunu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü siyasi tarafta Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan oluşan, bürokratik tarafta da Merkez Bankası'nda başkan ve iki yardımcısından oluşan 3 kişiyle toplam 5 kişilik bir yüzü var bu programın. Ama bunun dışında da daha önceki 2018-2023 arasında enflasyonun bu seviyelere çıkmasında çok büyük sorumlulukları olan birçok kadroda hala ekonomi kurumlarında, çok önemli ekonomi kurumlarının başlarında veya önemli pozisyonlarında devam ediyorlar. Böyle olunca da Cumhurbaşkanı'nın bu sahiplik sorununu, eğer işler ekonomik aktivitede daha kötüye giderse bu sahiplik sorununu elde edip etmeyecek konusunda ciddi bir soru işareti oluşturuyor. Çünkü bir tarafta 5 kişilik bir kadro var.
Bir tarafta ise 2018 ve 2023 şeylerin altına imza atmış, kararlarının altına imza atmış onlarca bürokrat var. Bir karar verilmesi gerekiyor. Yani saraydaki ekonomi danışmanları da bunun tabii ki içinde 10 senedir hemen hemen aynı isimler. Böyle bakınca en tepeden programı sahiplendiği konusunda bence net bir mesaj yok. Öyle olunca da Mehmet Şimşek programı oluyor ve özellikle vergi ve gelir dağılımı ile ilgili orta vadeli adımlar da atılmadığı için program biraz para politikası ayağında tıkanıp kalıyor diye düşünüyorum. İki önemli, dedikleriniz hepsi çok önemli ama iki başlıkta size bir sorun var. Yukarıdan sahiplenme dediniz. Bu nasıl olur? Yani çıkıp işte en üst düzeyde zaman zaman açıklamalar görüyoruz. Bunların ötesine nasıl geçer? Bir de belki görmüşsünüzdür, az önce toplumsal destekten bahsettiniz. Hafta sonu bir The Economist'te bir makale vardı. Çok da konuştuk. İstanbul'un böyle en lüks AVM'lerinden birindeki durumu bize betimleyerek başladı. Diyor ki ya hafta içi öğleden sonra gidin o AVM'ye, oldukça hareketli. Şehrin Michelin yıldızlı restoranları dolu. Türkiye'nin en büyük şehrinde lüks malların tüketimi artıyor. Şaşırtıcı bir servet patlaması var diyor The Economist. Ama bir yandan baktığınızda ultra zenginlerin sayısı %10 artarken zengin olduğunu hissedip hissetmediğini sorun Türkiye'deki vatandaşlara, büyük bir kısmı da hayır ben fakirleştim der size diyor. Tam olarak bahsettiğini zannederim bu. Bir kesim zenginleşti. Doğru. Bir kesim fakirleştiğinizden. Zaten Türkiye'de gelir dağılımı iyi durumda değildi. Gelir ve servet dağılımı iyi durumda değildi. Dünyada da bu trendler bozuluyor. Yani biz çok farklı değiliz. Ama bizim bir de şöyle bir sorunumuz oldu. Çok yüksek bir enflasyonla karşılaştık. %70-80'lere çıkan bir enflasyonla. Yüksek enflasyonlar genellikle bu gelir ve servet dağılımlarını daha da bozar. Ve bunları düzeltmek için çok daha büyük gayret sarf etmemiz gerekir. Yani ABD'de de bozuldu ama burada oradaki enflasyon %9'a ve daha sonra %3'lere indirildiğinde bu bozulma belli bir noktada kaldı. Ekonomistin makalesindeki verileri desteklemek için tek bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki servet dağılımı, gelir dağılımı ile servet dağılımı farklıdır. Servet dağılımına baktığınızda en tepedeki %20'nin payı %72'dir. Yani en tepedeki %20 yaklaşık 16 milyon kişi. Servetin %72'sine sahip. Evet, veya bu yetişkin nüfus üstünden hesaplanır. Öyle baktığımızda yaklaşık 11 milyon kişi servetin %72'sine sahip. Ve bunun da %75'i gayrimenkulden oluşur. Böyle bakınca gayrimenkul fiyatlarındaki çok yükseliş, döviz fiyatlarındaki yükseliş bu servet etkisini inanılmaz arttırmış oldu. Şöyle bir hesap yapmıştım ben. 2018 yılından bu yana hiç birikim yapamamış bir aile gayrimenkulleri sayesinde net serveti enflasyon üzerinde %50 civarında artmış durumda. Şimdi bu kadar büyük bir gayrimenkul patlaması ve döviz patlamasından sonra artık AVM'lere bakarak veya restoranlara bakarak bir ekonomik analiz yapmak bence mümkün olmuyor. Çünkü bu bahsettiğimiz 11 milyon, 12 milyon kişi orta ölçekli bir Avrupa nüfusu, zengin bir orta ölçekli Avrupa nüfusu kadar insan sürekli olarak harcama yapabilir durumda. Bu sahiplik problemini sormuştunuz sorunuzun başında, onu da söyleyeyim, sözü size bırakayım. Orada da yapılması gereken çok belli. Yani bunu iletişimle veya bu en önemlisi iletişim, ama bunu artık sözlerle destek vermek çok mümkün değil. Bence en başta TÜİK olmak üzere ekonomi kadrolarında beklenen değişimlerin yapılmasıyla bu sahiplik mesajı daha rahatlıkla verilebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi gayrimenkulden bahsetti Kerim Bey. Bu sonraki haberden bunu bir getirebilir miyiz? Bir bakalım. İstanbul'da bir eve 2,5 milyon lira kira isteniyor ve yine emlak danışmanının aktardığına göre gerek iş için gerekse tatil için İstanbul'a gelip kalmak isteyen bir kesim oluyor diyor ve bu kişiler otelde kalmak istemediği için aylık 2 milyonu aşan evleri de kiralayabiliyorlar. İstanbul'un belli bölgelerinde lüks semtlerde oturmak için bu onlar için de bir prestij göstergesi. Talep de yüksek, düşük değil diye açıklama yapmış. Yani bir kesim de harcıyor ama başka bir kesimde ne oluyor? Meydanlarda. Kendi ihbar etmiş. Yani, otel yaptım ben demiş yani. Otel yaptım. Yani hayır, kimlik bilgilerini de veriyordur herhalde ilgili kurumlara otel olduğu için. Yani aylık kiralama. Ya, otelde kalmak şey istemiyorlar diyor. Bu evleri kiralıyorlar diyor. Ama aylık işte kira bunun bir vergisi var ve bu bir yani düzenlemeye tabi. Yani bu şekilde beyan verdiyse umarım bu beyanı korur ve ilgili kurumlara da bu kurumla ilgili yanıtını verir. Çünkü hani tabii ki yani bir otelde, o benzer bir lüks otelde bir 30 gün kalırsanız işte geceliği belki 3-5 bin eurodan çok daha maliyetli hale gelecektir. Ama bu şekilde bir çözüm de bu evin kirasının 2,5 milyona geldiğini göstermez. Bu tamamen fırsatçılık, vergi kaçırma, yani düzensizlik. İşte bu demeci öyle veriyor ama kimse bir şey demiyor.
ne yapıyorsun sen demiyor. Otel mi burası demiyor. Yani otelse niye bildirmiyorsun bu kişiyi demiyor. Belki orada bir suç işlenecek, kimsenin haberi olmayacak. Böyle şey olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra da evet. Yani böyle bir rakam yok yani. Mesela bunları konuşuyoruz ama bunu diyorsun ki bu haberlerde olmaz. Dolaşıyorsa buna bakacaksınız. Tabii tabii, bunu ajanslara bile ifade ettiyse ilgili yetkililere de ifade etsinler. Böyle nasıl yaptıklarını. Yavuz Barlas, Yavuz Barlas. Evet, bunu söylemek istemezdim ama yani bu böyle bir rakam yok açıkçası. Öyle şey olmaz. Yani. Şimdi bir kısım böyle, bunları konuşuyoruz. Bir kesimde de meydanlara çıkan bir Türk iş var ve geçinemiyoruz, zordayız mitingleri var. Gerçek enflasyonu açıklayın dedi Türk İş Genel Başkanı Atalay, Ergün Atalay. Açıklanmayan doğru veriler gelir eşitsizliğini arttırıyor diyor. Emekçinin aldığı maaşı %35'i vergiye gidiyor. Bak vergi konuşuyoruz, o da ona işaret ediyor. Hayat zaten pahalı, hepimizin malumu. Uzun süre sendika başkanıyım, ne böyle bir şey gördüm ne de siz görmüşsünüzdür diye de kendisini dinleyen kalabalığa seslenmiş. Bir kesim böyle, bir kesim böyle. Nasıl geri dönersin buradan, nasıl düzeltirsin bu durumu? Yani işte zaten son 5 yıldır aslında ülke ekonomisinde hani geçici rahatlamalar, iyileşmeler, ne bileyim işte yüksek enflasyon yarattığı bir takım avantajlar sona erdi. Yani dolayısıyla ve bunların sona erdiği, yani parti bitti aslında ve hani ortada bir toplamak gerekiyor ortalığı. Toplamak da maalesef toplumun büyük geniş kesimlerine kaldı. Bu yükü ağır geliyor insanlara. Tam durum bu. O yüzden de ben tabii çok haklı buluyorum. Çünkü her ne kadar işte bazı iyileştirmeler yapılmış olsa bile hep söylüyoruz. Vatandaşın bir enflasyondan ziyade bir harcama kalıbı var. Bu harcama kalıbına gelen zamlar aslında manşet diye ifade ettiğimiz enflasyonun üzerinde kalıyor. Yani mesela gıda enflasyonu kadar. Yani biz işte 60'larda bir manşet enflasyon konuşurken gıda enflasyonu 70-80'in üzerinde, hatta 100'ü gördü biliyorsun. Şimdi vatandaşın harcama kalıbı da bunun ağırlıklı olduğu için aslında aldığı zamlar %60'a göre alırken yaşadığı kayıp %100'e göre oldu. Böyle olunca siyaset dünyası belki biz enflasyonun altına ezdirmedik dedi ama mesele enflasyonun manşet enflasyonun altına ezdirmek değil. Mesele orada harcama kalıbının yaşadığı enflasyonu altına ezdirmemekti. Dolayısıyla aslında toplumun büyük bir kesimi, yani ücretliler, emekliler, sabit gelirler yani. Hı hı. O yüzden aslında enflasyonun altında ezildiler ve işte gelirleri eridi ve bugün bu noktaya gelindi. Yani temel sebep bu. Hani kimilerine göre denebilir ki işte ya olur mu asgari ücreti biz 2 yılda şuradan şuraya getirdik. Ama asgari ücretli zaten sadece gıdaya ve barınmaya harcayabiliyor parasını. Dolayısıyla buralardaki enflasyon çok yüksek. Yani bu kişinin zaten lüks bir tüketimi ya da işte enflasyonu daha düşük seyrettiği farklı harcamaları yok. Yok zaten o AVM'lerde harcaması yok diyorsun. Yok. Michelin yıldızlı restoranlarda zaten. Oralarda değil. Buralarda var. O yüzden de bu durum bundan oluştu aslında. Belki de yani bu hep söylüyorum. Yani zam oranları belirlenirken de belki bir manşet enflasyon, belki manşet enflasyon sadece ülke genelinde bir faiz konusunda fikir verebilir bize ama ücret ödenirken belki de bundan başka bir yöntem bulmamız gerekiyor. Bilemiyorum ama yani şey bugün bu durumu yaşıyoruz. Wall Street Journal'da dün bu yazıyordu. Manşet doğrudur. Enflasyona bakıp dar gelirlinin enflasyonunu hesap edemeyiz, kesinlikle ücretini öyle. De hesap edemeyiz. Uzun uzun anlatmışlar. Bu çünkü Türkiye ile... Çünkü onun harcadığı kalemler çok daha farklı. İşte hı-hı. şehrin dışından geliyor. Evet. Diyelim harcadığı akaryakıt da farklı. Dolayısıyla sepeti tamamen farklı. Ne kadar doğru evet. diye konuşuyorlar. İşte İngiltere'de çünkü aynı durum yaşıyor. Türkiye'de aynı durum yaşıyor. Türkiye'de de yani İngiltere'de kendi ölçeğinde çok büyük bir krizle boğuşuyor aslında. Yani tarihinde daha ağırlığını gördü elbette ama yani onlar da sıkıntı içindeler. Türkiye'de benzer bir durum var. Yani bu şey değil, yani bize özgü bir durum değil aynı zamanda. Ama şunu söylemek gerekiyor, çareleri de var tabii ki, niye olmasın. Yani biraz fikir şey geliştirmek gerekir bu konuda. Yani belki bakış açısını değiştirmek gerekiyor, bilmiyorum. Biz asgari ücreti nasıl bir hesaba döndürsek sabit gelirliği bir parça rahatlatırız Kerim Rota, ne dersiniz? Ben mesela şöyle zaman zaman görüyorum, dün de vardı Bloomberg'de bir haber. İşte 2025 için %25, %30 seviyeleri %25'te aşmamalı. Ciddiyetsizlik olarak algılanır. Ara zam konusunda sürekli yabancı kuruluşlardan değerlendirme geliyor. Hep bir asgari ücretin üzerinde çeşitli fikirler dolaşıyor. Nasıl buluyorsunuz bu yaklaşımları?
Sena Hanım, öncelikle yani ben bu yaklaşımlarda asgari ücretin seviyesinden çok enflasyonun düşürülmesi konusuna odaklanmasını çok daha önemli görüyorum. Yoksa Yavuz Bey'in söylediği gibi manşet enflasyonu asgari ücret artsa bile, yani baktığınızda reel olarak asgari ücret son 3-4 senede Türkiye'de önemli ölçüde artmıştır aslında baktığınızda. Enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştır. Ama öyle bir aslında dolar bazında pahalılık oldu ki şeyde ülkede, zaten bunu gelen turistler de hissedebiliyorlar. Asgari ücretin alım gücü de inanılmaz düştü. Çünkü manşet enflasyonunun üzerinde bir zam verseniz de asgari ücretle çalışanların önemli harcamalarını, sepetindeki önemli harcamalar, işte gıda, kira, elektrik gibi unsurlara gittiği için burada bu pahalılığın altında önemli ölçüde ezildiler. Reel olarak asgari ücretin artılması demek alım gücünün artması anlamına gelmediğini de öğrenmiş olduk bu süreçte. O yüzden bence tamamen enflasyona odaklanmak lazım. Yani 2026 yılında tek haneye indirilecek enflasyon sözünün peşinde koşması gerekiyor. En başta sendikaların, iş dünyasının ve vatandaşların. Bu söz tutulmazsa biz daha çok asgari ücret konuşuruz ve enflasyon üstünde artsa bile ciddi anlamda alım gücü düşer. Ben yine de hani bu sene sonunda bir asgari ücret oranı konuşmak gerekiyorsa böyle %20'ler, %25'lerin çok düşük olacağını ve çok önemli bir alım gücü düşüşünü ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Siyaseten bunun yapılabileceğini pek mümkün görmüyorum. O yüzden yine enflasyona yakın düzeylerde, yani 30 ila 40 arasında bir düzeyde asgari ücret artışına karar verilecektir diye düşünüyorum. Ocak ayı için enflasyonu söylüyorsunuz değil mi? 2025 Ocak ayı, Ocak ayı itibariyle. Enflasyonun 40-42 civarında biteceğini varsayarak söylüyorum. Siyaset bence bu ücretleri bu kadar da baskılayamaz. Yani Türkiye'de reel ücretler bu şekilde yıllık geçmiş enflasyonu 20 puanın altında tutabileceğini düşünmüyorum. Peki neden o zaman bu haberler dolaşıyor? Mesela Bloomberg'de ciddiyet sinyali verir gibi bir başlıkla veriliyor. Yine Deutsche Bank'tan analistlerin değerlendirmeleri %25'e yakın artış muhtemelen ideal olacaktır. Yani onlar için ideal ama vatandaş için enflasyonun çok da altında oluyor. Neden böyle sürekli biz, evet, bu haberleri görüyoruz sizce? Ya şöyle, maalesef tabii ki enflasyonla mücadele programı, biraz evvel bahsetmiştim, ağırlık olarak para politikası çekişli ilerliyor. Oysa bu para politikasının yanında maliye politikasının, gelirler politikasının ve iletişim politikasının da ciddi anlamda kullanılması lazım. İşte iletişim politikası derken sahiplik sorunundan bahsetmiştim. Maliye politikasında önemli bir vergi adaletine yönelik önemli bir adım atılmadı. Dolayısıyla para politikasının da artık yetersiz kaldığı noktada gelirler politikası üstünden, yani gelirlerin enflasyondan biraz daha az arttırılarak enflasyonu baskılama yönünde bazı fikirler de uçuşuyor. Ağırlıklı olarak da bunlar tabii ki yabancı yatırımcılarla olan toplantılarda konuşuluyordur diye tahmin ediyorum. Ama Türkiye'nin de gerçekleri var. Yani asgari ücretleşme çok yaygınlaştı ülkemizde. Yaklaşık son 20 yılda %25'lerden asgari ücretli çalışanların oranı %25'lerden %45'lere çıktı. Üniversite mezunlarının oranı iş dünyasında da istihdam piyasasında %12'lerden %33'e çıktı ve bunların artık çok önemli kısmı asgari ücrete yakınsadılar. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden verilecek karar istihdam piyasasının neredeyse hepsini etkiliyor. Ama %50'sini doğrudan etkiliyor. Böyle bakınca da siyaseten ve vicdanen bence bu yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerdeki oranların yapılabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Sen de öyle düşünürsün. Yani sorunumuz zaten asgari ücretin ortalama ücret haline geliyor olması, gelmiş olması. Oranları verdi Sayın Rota. Yani dolayısıyla bunu biz değiştiremediğimiz zaman zaten gelişmiş bir ülke yani olamıyoruz. Gelişmekte olan ülke bile aslında olamıyoruz. Dolayısıyla bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bazen diyorum yani tam altına mı çıpalasak yani en azından şey bari hani sürekli belli şekilde artsın da derdimiz olmasın böyle diye. Yavuz ara ara diyor ki bunu tam altına çıpalayalım, dağıt edelim. Yani böyle konuşmayalım her seferinde. En azından yani oturup aylarca asgari ücret tespit komisyonu falan yapmayız. Şimdi 18-19 bin lira oldu tam altın zaten. Yani bir şekilde böyle gidebilir yani. Olmadı, bu ama belli yapabiliriz ki buna bir yol ve bir yordam bulmanın. Yani zorunda. Zaten yani asgari ücret şey adı üstünde asgari kalmak zorunda. Yani gelişmiş ülkelerin hepsinde böyle. Yani bu zaten bunun altında vermesen.
Ama bunun üzerinde mutlaka ver anlamında olması lazım. Belki de bir yasal düzenleme gerekiyor. Yani bu sadece belki belli bir süre ödenecek ücret olması gerekiyor. Atıyorum 12 ay mesela ya da 18 ay belki çalışanın ilk işe girdiği. Ondan sonraki dönem artık kıdem alsın bu kişi. Artık buna asgari ücret verme demek gerekiyor. Belki yasal bir güvenceye almak gerekiyor. Yani bu da bizim işimiz değil. Sendikaların bu konuyla ilgili girişimi olması lazım. Hani ama tabii iş dünyası bu konuda hani esneklik isterken yani itiraz edeceğine eminim böyle bir talebe. Ama gerekir. Yani belki de böyle yapmak gerekiyor. Yoksa çünkü bu kullanılma haline geliyor. Birçok kişi belki senelerce ciddi manada bir kıdemi var. 5-6 yıl, 10 yıl çalışmış. Hala o düzeyden maaş alıyor. Yani bunu yasayla belki de çalışanı korumak gerekiyor belki de. Hani bu öneri ben diğerini belki espri olarak söylüyoruz ama diğeri bu gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Türkiye gibi yerlerde maalesef bazen yasa koymak gerekiyor bazıları için. Bir de yani bunun bu kadar çok yabancı işte kuruluşlarca böyle mesajların veriliyor olması bunun da kamuoyunda yarattığı bir rahatsızlık ayrıca var. Ona da değindik. Şöyle bir işsizlik oranlarına bakınca birçok gelişmiş ekonomide yükseldi. Fitch'in bir çalışması var. Son 6 ayda büyük gelişmiş ekonomide birçok büyük gelişmiş ekonomide de tırmanıyor işsizlik oranları diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar, o verileri de getirelim. Gördüğümüzde 2023'te %3,5'tan %4,3'e, İngiltere'de keza Kasım ayı verisi bu. Temmuz'da 4,2'ye, yine Almanya'da 3,4'e, İsviçre'de 2,5'e. Bizde de bakıyoruz, özellikle geniş tanımlı işsizlikte %30'lara dayanmış bir işsizliğimiz var. Bu ekonomideki sıkılaşmayla beraber bir de bir daha bunlar iyi günlerimiz diye Hakan Kara'nın bir açıklaması vardı. Kerim Rota ben de katılıyorum dedi. Biz bir yandan da böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, maalesef yani ama tabii şöyle yani bizim işsizliğimiz tabii yapısal sorunlarımız var işsizlikle alakalı. Onların yarattığı yani bugünden yarına iş açsanız bile iş yaratamayacağınız bir kesim var. Maalesef işte eğitim sistemiyle alakalı bir sürü yapısal problemlerimizin olduğu bir noktada biz orayı hiç tekhane dediğimizde seviniyoruz. Oysa ki 9-10'larda bir tekhanedeyiz. 9,5-10'lara yakın. Öyle olunca da hani tekhane olmasının bir anlamı yok. Yani tekhane işte batılı ülkelerde olduğu gibi üçlerde olunca bir anlamı oluyor. Dolayısıyla yani oradaki yapısal problemlerimizi çözmezsek bizim zaten buralara inme şansımız çok mümkün değil gibi görünüyor. Hani bunlar iyi günlerimiz mi kötü günlerimiz mi ben açıkçası yani çok erken olduğunu düşünüyorum bu tip açıklamalarla ilgili. Yani o yani biraz erken buluyorum. Hani karamsarlıktan ziyade erken buluyorum. Neye göre öyle, neye göre değil onu tartışmak gerekir. Yani bir kazanım elde ettiğimizi düşünüyorsak eğer bu kazanımın motivasyonunu da hani düşündüğüm zaman evet yani daha zor günler görebiliriz. Reel kesim açısından, kredi piyasası açısından çünkü işte yeteri kadar kaynak yaratamıyorlar kendilerine ve diğer taraftan da işte yeteri kadar dış pazarlarda da büyüyemiyorlar. Ama unutmayalım ki dünden daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat geliyor. İşte ambargolar sebebiyle gerek İran gerek Rusya pazarlarında sıkıntılar yaşıyoruz hala. Her ne kadar orada kayıt dışı bir takım imkanlar doğuyor belki bazılarına ama yani bizim dış dünyayla da ticaretimizde problemler yaşıyoruz. O nedenle hani bu dönemi geçmiş dönemle karşılaştırırken biraz farklı bakmak gerekiyor belki de. Hani ben özellikle jeopolitik olarak ticareti etkileyen bazı unsurlar da var. Yani neredeyse komşularımızın iki tanesinde boykotumuz var. Bir tanesiyle küsüz, öbürüyle gerginiz falan. Yani bunları düşündüğümüz zaman hangi komşuyla nasıl sen antrenör onu bir anda yani işte sonuçta Suriye, Irak durum ortada. İran'la yani öyle de böyle bir ambargo söz konusu her ne kadar ticaret bir şekilde yürüyor gibi görünse bile. Finansman sıkıntıları var. Rusya'nın durumu ortada. Rusya ekonomisi zaten farklı bir durumda. Batı'ya baktığında Batı ülkeleri zaten küçülmüş. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Biraz daha ileri git. İsrail zaten durumu ortada. Ne yaptı ve dolayısıyla bizim oradaki yaptırımımız yani biz bazı konularda iş dünyamızın ekstra sıkıntı çekmesinde bunlar da etkili. Onu da unutmayalım. Yani sadece içerideki gelişmeler değil, dış pazarlardaki bu durumları da olduğunu yani evet analizimizde bence bunu da eklemekte fayda var. Bizim böyle ev genci diye bir kavramımız oldu. Kerim Rota ne dersiniz bilmiyorum. Yani ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimiz var. Genç işsizliğine bakıyorsunuz gerçekten can sıkıcı boyutlarda. Biz buradan nasıl çıkarız? Bunun bir çıkışı var mıdır? Bir de neden bu kadar yüksek bizde bu oranlar?
Sena Hanım, tabii Evgenci Kavramı Habitat Derneği'nin ilk olarak bir raporunda ortaya çıkmış bir kavramdır ve ondan sonrasında da gerçekten çok kullanıldı. Ve ahvali de iyi anlatan bir kavram olduğu için de yerine oturdu esasında. Şu anda ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayımız neredeyse Finlandiya nüfusu kadar. Burada tabii bizim çok önemli yapısal bazı problemlerimiz var. Yani Türkiye'deki istihdam piyasasının büyüklüğü 33-34 milyon kişiyi geçmiyor. Oysa çalışabilir nüfusumuz neredeyse 60 milyonun üzerinde. İstihdama katılma oranımız %50'ler, henüz 50'lerde. Oysa biraz evvel işsizlik oranlarını verdiğiniz bu gelişmiş ülkelerde bunlar 70-75'lere kadar çıkabiliyor. Böyle bakınca da o ülkelerdeki %3'lük, 4'lük işsizlik oranları belki doğal işsizlik oranı olarak bile kabul edilebilir. Türkiye'de de bu kadar dar bir istihdam havuzumuz olmasına rağmen muazzam bir asgari ücretleşme oluştu özellikle son 10-15 yıl içerisinde. Ben buradaki en önemli eksiklerden iki önemli eksik görüyorum. Bir tanesi eğitim ve beceri seti planlaması demem lazım. Türkiye'deki hem meslek eğitimli hem üniversite eğitimlerinde müthiş bir plansızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu bir veriyle desteklemeye çalışayım müsaade ederseniz. Buyurunuz. Türkiye'de bu 33-34 milyonluk istihdam havuzunda sadece 4 milyon kişi beyaz yaka olarak çalışıyor. Yani orta ve üst düzey yönetici veya alt düzey yönetici olarak. Dolayısıyla bu 4 milyon kişiye karşı bizim şu anda üniversitelerde 250 bin işletme öğrencimiz var. 250 bu işletme öğrencinin birçoğu da beyaz yaka işlere aday olacaklar mezun olduklarında. Hemen hemen her sene 800 bin ile 1 milyon öğrenci mezun olurken burada önemli bir çarpıklık oluşuyor. Ve hem çocukların hayalleri elinden alınmış oluyor hem de ondan sonra beklentilerinin çok altında ücretlerle veya eğitimlerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar iş bulabilenler. Burada bir bence devlet planlama teşkilatının kapatılması yerine aynı fonksiyonu gören bir kurumun olmamasının çok büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir akıl eksikliğine bence uğradık DPT'nin kapatılmasıyla diye düşünüyorum. Yine istihdam piyasası içindeki en önemli ikinci eksiğimiz de kadınların istihdama katılımı. Bütün ülkelerde özellikle kadınların istihdama katılımını teşvik edecek birçok yol deniliyor. Türkiye'de de bu teşvikler var ama yeterli gelmiyor belli ki. Krizlerde en önce kadınlar istihdam piyasasına uzaklaşıyorlar. Krizlerde en önce onların ücretleri düşüyor. Böyle olunca da kadınların istihdam piyasasında olmadığı toplumlarda gelir eşitsizliği ve servet eşitsizliği de bir türlü düzelemiyor. Çünkü kadınların özellikle ikinci iş veya ilk iş olarak eve katkı sunmaları durumunda bu gelir eşitsizliklerini önemli ölçüde düzelten bir yapısı var. Dünya Bankası araştırmaları da bunu söylüyor. O yüzden bence bizim planlama eksiğimiz en başta geliyor. Bunun dışında da özellikle istihdamdaki teşviklerimizi bu gözle bir tekrar gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle haberler görüyorum son birkaç gündür. Çokça bizim yayınlarımızda da siz değerli ekonomistler değiniyorsunuz. Devlet Planlama Teşkilatı. Bu Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı DPT kökenli. Belki tekrar kurulması gündeme gelebilir diyen de var. Kurulması isteniyor diyen de var. Böyle bir durumu bu ihtimali siz görüyor musunuz Kerim Bey? Mevcutta ben görmüyorum Sena Hanım. Çünkü zaten hani strateji bütçe başkanlığı olarak aslında bu kurumun kapasitesi oraya transfer edildi ama belli ki aynı kapasite orada kalmamış. Yani kullanılmıyor. DPT'nin en azından ileri yönelik olarak ülkenin neye ihtiyacı olacağına bu bir şey de olabilir, eğitim de olabilir veya tarım olabilir. Çeşitli konularda neye ihtiyacı olacağına dair çok önemli raporlar vardı. Biz bu raporların hiçbirini son 10 senedir hemen hemen hiç görmüyoruz. Bakın deprem, 2001 depreminden yaklaşık 40 gün sonra DPT'nin, özür dilerim 1999 depreminden 40 gün sonra DPT'nin yaptığı bir rapor var. Bir de 2023 depreminden sonra ortaya çıkan raporlar var. İkisinin arasında kalite farkı 20 sene geçmesine rağmen çok çarpıcıdır. Böyle bakınca da ben hani böyle bir gündem hükümetlerin böyle bir gündemi olduğunu pek düşünmüyorum ama gereklidir, çalışılması lazımdır bence. Sen ne dersin? Yani tabii plansız, yani planlamadan olmaz. Strateji yani
koymanız, geleceğe dönük gençlerin önüne bir şey koymanız için. Yani bir ülkeyi sonuçta planlıyorsunuz. Hele hele bu teknoloji çağında yani çok daha ilerisini hayal edilmemiz lazım. Planlıyor olmamız lazım. Yapay zeka çok hızlı gidiyor çünkü. Çok hızlı gidiyor çünkü. Evet, yani çok çarpıcı bir örnek verdi. Evet. Kerim Bey, yani özellikle şey konusunda, yani öğrencilerin okuduğu okullar şeyinde yıllar içinde önemini yitiren bazı yani meslekler maalesef işte üniversitelerde hala aynı öğrenci sayısıyla devam ediyor. Oysa ki belki bazılarının kapatılıp bazılarının birleştirilip belki de ufaltılması gerekiyordu ki çünkü siz bir yön veriyorsunuz. Orada bir üniversite açık olunca da öğrenciler bir şekilde bir yerlere yerleşmek için belki de hiç akıllarına bile gelmeyen puanları tuttuğu için gidiyorlar buralara. Oysa ki böyle bir iş hayatı veya kariyer planlama olamaz. Dolayısıyla devlet de buna yani göz yummaması gerekiyor. Yani bu kapıyı açık bırakmaması gerekiyor. O kapıyı kapatacaksınız. Uygun farklı meslekleri yönlendireceksiniz ki geleceğinizi inşa edin. Bu çok önemli. Yani iki konuda bana kalırsa gerçekten yani gerek kadınlar iş hayatına katılması, hı-hı, gerekse bu konu. İşte yapısal dediğim buydu zaten. Buradan yani işsizliğimizin geliyor. Yapısal problemleri bunlar. Birisi eğitim, bir tanesi de kadınların istihdamla alakalı teşvikleri ya da bu konudaki uygulanan uygulamalarımız. Bunlar eksik olduğu için de biz maalesef hiçbir zaman... Hep bir yani bacak eksik kalıyor. Çok büyük bir bacak. Birkaç yani burada bacak. Birkaç bacak hatta kalıyor. Çünkü o nedenle de hiç biz böyle beşlere altları falan hayal edemiyoruz işsizlikte. Yani tek hanedeyiz diyoruz, geçiyoruz. Yani gerçekten kalıcı bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. İşsizlik rakamı da bir önem arz etmiyor o yüzden. Yani onu demek isterim. Şimdi bir de onu da verelim. Şöyle, Türkiye İş Bankası 100 yaşında. Evet. Siyasal askeri ne kadar büyük olursa, zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz. Az zamanda söner. Atatürk'ün Cumhuriyet temellerinin atıldığı 1923 yılındaki bu sözlerinden bir yıl sonra faaliyete geçecek olan Türkiye İş Bankası'nın adeta kuruluş felsefesiydi diye veriyoruz. Evet. 100 yaşında diye. Yani dün itibariyle 100. yaşına girdim. Tamamlamış oldu. Dolayısıyla şey yani 100 yıllık bir banka artık İş Bankası. Bugün işte o tarihlerde 1 milyon sermaye kurulan bankanın öz kaynakları 285 milyar gibi. İşte dünyanın çeşitli ülkelerinde 13-14 tane ülkede şubesi olan. Yani çok yani birçok iştiraki bulunan yani bu iştirakların içinde sanayi iştirakları olan yani Cumhuriyet'in yapı taşlarının kurulduğu günlerde önemli finansmanlar yapmış bir banka. Dün de aslında 100. yılını kutladı. Biz de buradan kutlamış olalım 100. yılında. Böyle işte bir Emel Sayın'dan Ajda Pekkan'a kadar böyle önemli Erol Evgin'in isminden şey yapmayalım. Böyle efsane isimlerin ses şarkılarını, önemli şarkılarını böyle katılımcı dinlettiği bir gece yaşattılar. Açıkçası yani şey nice yüzyıllara diyelim yani İş Bankası için. Böyle önemli böyle köklü ve yani 100 yaşında. Dün güzel de bir şey güzel. Vardı. Sosyal medyada Ziraat Bankası bir tweet attı. İş Bankası'nın 100. yılını kutladı. Görmedim biz onu. O günleri yani biz o günleri de biz de o günleri geliyoruz diye. Sonra da İş Bankası da cevaben bir tweet ve Instagram paylaşımı yaptılar. Yani şimdi sizin geldiğiniz yeri daha iyi anlıyoruz gibi böyle karşılıklı çok böyle esprili iki büyük banka. Dolayısıyla bunlar tabii Türkiye'nin önemli güzide kuruluşları. Evet. Köklü ve güzide kuruluşlar. Kerim evet. Bey var mıdır sizin diyeceğiniz? Alayım son dakikalarıma geldim artık. Buyurunuz lütfen. Evet, yani İş Bankası'nın tabii 100. yılı kutlu olsun. Ben de bir eski bankacı olarak bunu görmekten gurur duydum. 100 yıllık kurumlarımız oldukça az. Hele bankalarımızın 100 yaşına gelmesi, bundan sonra da gelecek bankalarımız var. Çok gurur verici. Türkiye'de bankacılık sisteminde zaten aslında hem teknoloji anlamında hem risk yönetimi anlamında çoktan rüştünü ispat etmiş. Avrupa'daki birçok kurumdan çok daha ileri bir noktaya gelmiş bir sektör. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kerim Rota'ya da çok teşekkür ediyorum. Bugün bize eşlik etti değerli yorumlarıyla Oksijen Gazetesi yazarı ve finans yöneticisi. Çok sağ olunuz Para Gündem'e katıldığınız için ve Yavuz Barlas Habertürk.com genel yayın yönetmeni. Çok teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettiğin için bugün de yarın da beraberiz. Çok kısa bir aranın ardından Para Gündem devam edecek. Devam.
Devam ediyoruz para gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır açıklamasını yaptı. Bir yandan Türk İş, zordayız, geçinemiyoruz sloganıyla meydanlara indi. Konuklarımıza ekonomiyi, ekonominin durumunu ve bunun siyasete yansımasını, yani ekopolitik açısını soracağız. Vatandaşın öncelikli gündemi ekonomi, ama siyasette de bir yandan bir elitizm tartışması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı dedi. CHP ne yanıt verdi? Normalleşme süreci bu tartışmalardan nasıl etkilenir? Buna da bir bakarız. Konuklarımızı da bir göreyim. Bir yandan Can Atalay için de meclisi bir kez daha olan toplantıya çağırma hazırlığı var. Bir yandan da tüzük kurultayı çalışmaları var. Hepsini konuşuruz. Kimlerle konuşacağız? Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sena. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Betimar Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman da bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Hanım. İyi yayınlar. Şaban Bey merhabalar. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Merhaba Gürkan Bey. Günaydın. Çok teşekkürler her iki konuğuma da. Şimdi konuklarıma geçeceğim ama önce ben bir Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin çocuğumuzu arıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta çarşamba kayboldu. Kur'an kursundan çıktı, eve geldi. Başörtüsünü bıraktı. Kuzenleriyle oynamaya gitti dendi. Amcasının evine gitti dendi. Bir terlik çıktı. Önce Narin'in dendi. Sonra bu terlik, hayır Narin'in değil çünkü numarası küçük. Narin 31 giyiyor. Bu terlik 25 numara dendi. Sonra kan lekeleri bulundu dendi ama Narin'e ait değil dendi. Nihayet 7. gün halen daha bir iyi haber bekliyoruz. Ama henüz bir bulgu, bir bilgi var mı? Bir yandan da soruyoruz. Veysi İpek o noktada. Veysi lütfen sen aktar. Güzel bir haberin umuduyla sana dönüyorum ben. Evet, şimdi arama çalışmaları yeniden başladı. AFAD koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, DEDAŞ arama kurtarma ekipleri, AFAD kurtarma ekipleriyle birlikte şu an itibariyle sağlı sollu arazileri tekrar taramaya başladı. Yine ANDA burada, ANDA ile birlikte bu alanı taramaya başladılar. Çalışmalar tabii aslında köy merkezindeki Tavşantepe İlkokulu'nda AFAD İl Müdürü İlhami Çakman'ın koordinasyonunda başladı. Jandarma ve polisten de ekipler bulunuyor. Koordinasyon AFAD'da olduğunu belirtelim. Ve şu an itibariyle de çalışmalar başladı. Sağlı sollu iki yolun ötesi aranıyor. Tabii ANDA da aslında burada arama kurtarma çalışmalarına sivil toplum örgütleri de destek veriyor bu noktada. AFAD'ın yaklaşık 80 personeli bulunuyordu. Şimdi diğer belediyeler, yine sivil toplum kuruluşları da bu çalışmaya destek vermeye başladı. Jandarma da aralıksız 120 personelle ilk günden beri arama çalışması gerçekleştiriliyor. Şu an itibariyle bir kısım bu kırsal alana yönelmiş durumda. Pamuk tarlaları, yine mısır tarlalarının içerisi de aranacak. Bir iz bulunmaya çalışılacak. Acaba kaçırıldıysa buraya mı kaçırıldı? Aslında kaçırılma şüphesi çok yoğun olarak artık dillendiriliyor. Bu noktada tabii çalışmalar da arama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan insan savaş araçlarının görüntüleri istenmişti. Diğer taraftan yine uydu görüntüleri talep edilmişti. Soruşturma kapsamında şu an bir alan taramasını gerçekleştirmek için tek kol sıra düzenine geçildi ve pamuk tarlasına giriş yapacak arama kurtarma ekipleri, arama çalışmaları şimdi bu yönde devam ediyor. Zaman zaman da bu noktada çalışmalar gerçekleşmişti aslında. Dronlarla, helikopterle, ki Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya polis helikopteriyle de iki gün önce bu alanı taramıştı. Jandarma da zaman zaman helikopterle kaldırdığını belirtelim. Arama nasıl yapılacak onu da söyleyeyim. Ellerinde tabii o çubukları bulunuyor. Burada tarlaya girecekler. Özellikle mısır tarlalarında yükseklik nedeniyle de aralar tek tek aranacak. Şu anda pamuk tarlasına, bu yolun kenarındaki pamuk tarlasına giriş gerçekleşiyor. Ekranlarınıza da kameraman arkadaşım getiriyor ve şu an
pamuk tarlasında didik didik aranacak tek kol sistemi şeklinde şu anda tarlaya giriş yaptılar. Öğlen saatlerine kadar bu arama bu noktada devam edeceğini belirtelim. Özellikle çok sayıda ekip var burada. Yaklaşık 11 bin dönümlük bir alan arandı ki sulu arazilerin çok yoğun olduğu bir köy Tavşantepe. Bu noktada da tabii tam da hasadın pamuk ve mısır hasatlarının yaklaştığı bir tarih ki mısır hasadı da önümüzdeki günlerde yapılacak burada. Şu an tabii ekipler sağda görüyorsunuz ekranlarınıza da getiriyor kameraman arkadaşım. Didik didik aranıyor. Bir de dönüşü olacak bunun. Dönüşte de tekrar tek kol sistemi üzerinden dönüş yapılacak ve aranmayan noktalar tekrar aranmış olacak. Ancak bir taraftan da birazdan jandarma drone da kaldırarak bu aramalara destek vereceğini de söyleyelim. Sözü size bırakalım. Veysi çok teşekkürler. Ey güzel Allah'ım bir haber bekliyoruz. İnşallah salimen sağ salim Narin'e ulaşmanın haberini bekliyoruz. Veysi pek aktardı çalışmaları. Konuklarıma döneyim. Bu başlıkta diyecekleriniz varsa bu konuyla ilgili onları da elbette tabii ki duymak isterim, almak isterim. Biz maalesef hep kayboldu diyoruz. Kaçırıldı şüphesinin ağırlık kazandığı da söyleniyor. Veysi İpek 9 bülteninde öyle söyledi. 7 gün olacak arıyoruz yavrumuzu ama henüz ne bir iz var ne bir haber var. Şaban Sevinç buyurun sizinle başlayalım. Sena Hanım çok teşekkür ederim. Çok üzüntü verici olay. Hakikaten bir haftayı aşkın bir süredir bu çocuğumuz kayıp. İnsanın yüreği sızlıyor. Bütün Türkiye alarma geçti. Sosyal medyada da çeşitli iddialar dile getiriliyor. Sosyal medyada bir taraftan bir gayret var bu çocuğumuzu bulmak için. İşte hani vatandaşlar ciddi ciddi hesaplar, güvenlik güçlerine yardımcı olacağını düşündükleri bir takım işte duyumları, bilgileri paylaşıyorlar falan. Hani yüreğimiz bu kızımızla atıyor. Umarız ki İçişleri Bakanlığımız ve işte silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu çocuğu bulurlar sağ salim. Dün yine sosyal medyada Narin'in halası olduğunu söyleyen bir mesaj, yani Narin'in halasının işte ifadesi diye, mesajı diye bir mesaj paylaşıldı. Yani hani bir Kur'an kursuna gitti ve o kursta başına bir şey gelmiş olabileceğini iddia ediyor. Yani daha fazla detaya girmeyeyim. Zaten ilgililer güvenlik böyle şey iddialar yani mesajı. Çok fazla mesela babası telefonunu kapattığını söylüyor. Çünkü o kadar çok asılsız ihbar yapılıyor. Bu ihbarlar evet, hem polisi evet, hem jandarmayı evet. oyalıyor hem aileyi umutlandırıyor. Dezenformatif bilgiyi yani lütfen paylaşmayalım demekten başka bir şey de düşmüyor. Çünkü hepimiz elimiz yüreğimizde doğru, yavrumuzdan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Doğru haberi aktarmanın gayretiyle çalışıyoruz. Ama dezenformasyon olunca da aile umutlanıyor, polis, jandarma oyalanıyor, vakit kaybı oluyor. Burada, Sena Hanım, burada güvenlik güçlerimize güvenmek gerekir. Hem işte polis teşkilatı, hem jandarma, hem işte güvenlik güçlerimizin diğer unsurları, işte istihbarat teşkilatımız falan. En iyi şekilde kızımızı bulmaya çalışacaklardır Narin'i. Hani bundan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii dediğiniz gibi yani ciddi duyumu olanlar da böyle hani sosyal medyada dezenformasyona yol açacak paylaşımlar yapmak yerine güvenlik güçlerine hani bildirsinler, ihbar etsinler. Güvenlik güçleri hani o duyumun, o bilginin ya da o iddianın ciddi olup olmadığını çeşitli unsurları değerlendirerek ortaya çıkaracaktır. Hani sakin bir şekilde beklemek lazım. Duyarlı bir şekilde beklemek lazım güvenlik güçlerinin çalışmalarını. Ya umarız bir an önce bulunur. Hakikaten insanın yüreği parçalanıyor. Yani başka da diyeceğim bir şey yok. Bir an önce umutla bekliyoruz Sena Hanım. Çok teşekkürler. Dün Savaş Kurt Baba bizim sevgili Dilek Gül'ün yayınındaydı. Anlattı çalışmaları, hassasiyetle nasıl devam ettiğini de anlattı. Bir an önce bulunmasına dönük tüm çalışmalara ilişkin sürece dair de bilgi verdi. Gürkan Duman varsa sizin diyeceğiniz onu da alayım elbette. Ya, Sena Hanım inanın insanın dili düğümleniyor. Yani çok acı bir durum. İnşallah umut ediyoruz ki evladımız bizim de benim de aşağı yukarı o yaşlarda kızım var. Yani bakmayı bile tahammül edemiyorum. Allah ailesine sabır versin. Şaban Bey'in ifade ettiği, sizlerin ifade ettiği gibi dezenformasyon çok önemli. Kolluk kuvvetlerimize güvenmemiz gerekiyor.
Yalan yanlış haberlerle de kolluk kuvvetlerimizi de yanlış yönlendirmememiz gerekiyor. Umarım güzel haberler gelir. Umutluyuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda üzerine düşeni zaten yapacaktır. Kolluk kuvvetlerimize her zaman güveniyoruz. Umut ediyorum ki ailesi mutlu haber inşallah alacaktır. Üzücü bir durum sadece. Bir şey ifade etmekte zor. Allah ailesine de inşallah güzel haberler almayı nasip eylesin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan ekonomiyle de başlayalım. Girerken söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi oldu. Bu arada Narin'le ilgili sıcak bilgi geldikçe döneriz. Veysi İpek'le de temas halindeyiz. O da bize aktarıyor. Muhakkak oraya da dönüş yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki dün yaptığı açıklamada yasaklar, baskılar, yokluk, yoksulluk o eski günler artık bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır ifadelerini kullandı. Bir yandan da 9 bültenin içerisinde verdik para gündemde. Böyle Türk İş Tekirdağ Çerkezköy'de meydana çıktı. Zordayız, geçinemiyoruz diyor. Vatandaşın bir ekonomi derdi, enflasyon sorunu var. Gerçek enflasyonu açıklayın diyor Ergün Atalay. Emekçinin aldığı maaşın %35'i vergiye gidiyor diyor. Hayat zaten pahalı diyor. Uzun süre sendika başkanıyım. Ben ne böyle bir şey gördüm ne de siz görmüşsünüz diyor. Bir yandan bakıyorsunuz. Şaban Bey buyurun sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok konuşuldu. Türk İş'teki durum, Türk İş'in mitingleri de çok konuşuluyor. Vatandaşın da geçim derdi zaten malum, artık söylemeye gerek yok. Her gün konuştuğumuz bir başlıkta zaten, buyurunuz. Ya şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani ifadelerini saygıyla karşılamakla beraber yani Türkiye gerçeklerini yansıtmıyor maalesef. Bir de çok talihsiz bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapıyor. Yani yasaklar ve yoksulluk geride kaldı artık işte... Bunları açtık anlamında. Ya ben 35 yıldır gazetecilik yapıyorum Sera Hanım. İlk defa köylülerin, çiftçilerin traktörleriyle yollara düştüğünü ve protesto eylemleri yaptığını görüyorum. Hani 90'larda Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki ekonomik krizde 2001'di yanılmıyorsam bir vatandaş, bir esnaf başbakanlığın önüne getirip işte başbakan Bülent Ecevit'in önüne yazar kasasını atmıştı. Hani iş yapamıyoruz, batıyoruz anlamında. O çok büyük olay olmuştu. Şimdi onun yani başka varyasyonlarıyla o kadar çeşitli şeyler yaşanıyor ki, sıkıntılar, yoksulluklar, iflaslar yaşanıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması bu yönüyle gerçekten talihsiz olmuş. Köylüler, çiftçiler yollara düşmüş traktörleriyle ve eylemi de yapamıyorlar. Yani traktörleriyle yola çıkıyorlar. Depolarında yeterli mazot olmadığı için eylemi yarıda kesiyorlar. Geçen gün işte Uşak'ta mesela Ankara-İzmir yolunu kapamak için protesto için yola çıktılar, karayoluna çıktılar. Ama 2 kilometre gidebildiler çünkü traktörlerinde mazot yoktu Uşaklı çiftçilerin ve eylemi sonlandırmak zorunda kaldılar. Yani pahalı olduğu için, mazot pahalı olduğu için eylem bile, protesto eylemi bile yapamazlardı çiftçiler. Şimdi ben Samsun'dayım, Bafra'dayım birkaç gündür. Selamlar burada, Samsun Bafra'ya. Çok teşekkürler. Yani burada hani kırsal bir bölge. Şimdi hasat zamanı, işte buğday hasadı yapılıyor. Çeltikler işte tarlalarda, o da birkaç ay sonra onun hasadı da yapılacak. Gerçekten köylülerde derin bir yoksulluk var. Burada sebze üretimi de yapılıyor. İşte karpuz yapılıyor, domates yapılıyor, mısır yapılıyor. Tarlalarda kalıyor, para etmiyor. Yani çiftçi üretiyor, buğdayı mesela üretiyorlar Sena Hanım. Sonra satamıyor, yani hak ettiği fiyata satamıyor. İşte 5,5-6 liradan buğdaya satmak zorunda kalıyorlar. 9 lira 250 kuruş açıklanmış buğday fiyatı mesela. Ama alıcı bulamıyorlar çiftçi. İşte 6 liradan, 6,5 liradan, 7 liradan satmak zorunda kalıyor tüccarlara buğdayını. Ne oluyor o zaman? O buğdayı yetiştirirken yaptığı harcamaları karşılayamıyor. Hasadını yapmış olmasına rağmen. Yani işte mazot gideri, hani orayı birkaç kez sürüyor buğday tarlasını ekmeden önce. Sonra tırmık yapıyor. Sonra buğdayını ekiyor. Bir daha tırmık yapıyor. Sonra işte birkaç ay sonra ilaçlıyor falan. Bunlar büyük maliyet köylü için, çiftçi için.
Mesela bugün Ekonomi Gazetesi'nde bir haber vardı. Bir dönüm seranın maliyeti 600 bin liraya çıktı. Bir fidenin, domates fidesinden bahsediliyor, fiyatı 55 liraya çıktı diye. Turfan'da domates ekiminin 5 bin dönüm azalacağına da işaret ediyor. Mesela Kumluca'da Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe açıklama yapmış. 55 binden 45 bin dönüme düşecek diye. Bu ne demek? Önümüzdeki sene iş domatese geldiğinde, evet, markette, pazarda biz bunun fiyatını daha yükseğe göreceğiz muhtemel. Limonda olduğu gibi çiftçi ekmekten vazgeçecek. Neden? Çünkü domates tarlada kaldı diye günlerdir konuştuk. Böyle bir döngüyü kıramadığımız yerdeyiz. Bunun siyasette, tarımda planlamayla bağı nedir sizce? Yoksa bu bunlardan ağrı konum? Evet, çok ciddi. Zaten bütün mesele Sena Hanım plansızlıktan kaynaklanıyor. Bakın bu sene mesela domates para etmedi. Önümüz yıl domates kıtlığı çekeceğiz. Bu sene bolluk çekiyoruz. Çok herkes domates yetiştirmiş, bütün çiftçiler. İşte Bursa'daki arkadaşlarımız da var. Hani öyle ciddi üretim yapan domates üreticileri de var. Bize de ulaşıyorlar. Tarlada kaldı domates diyorlar. Mesela karpuz ve domates tarlada kaldı bu sene. Seneye karpuz ve domates konusunda Türkiye kıtlık çekecek. Yani ihtiyacı karşılayan oranda üretim yapılmayacak. Neden? İşte şöyle düşünüyor çiftçi. Ya ben bu sene ektim, satamadım, elimde kaldı ya da çok ucuz sattım, maliyetlerini karşılayamadım. O zaman seneye domates ekmeyeceğim, karpuz ekmeyeceğim, başka bir ürün ekeceğim diyor. Ya yani böyle deneme yanılma yoluyla çiftçi gitmek durumunda kalıyor. Bunların halbuki Tarım Bakanlığımız tarafından planlanması gerekiyor. Türkiye'nin yıllık ne kadar domates üretimine ihtiyacı var? İşte şu kadar ton ihtiyaç var. Bunu devletin, yani Tarım Bakanlığımızın duyurması çiftçilere ve ekilecek alanları Tarım Bakanlığı'nın tavsiye niteliğinde tespit ederek köylülere, çiftçilere söylemesi lazım. Buna göre hani ürünlerin ekilmesi lazım. Şimdi her ilçede bizim bu Bafra'da da mesela tarım ilçe müdürlükleri var Sena Hanım. Tarım ilçe müdürlükleri. Şimdi orada işte ziraat mühendisleri vardır o tarım ilçe müdürlüklerinde. Ya ben hani yıllardır köy çocuğuyum. Bir kez bile tarım ilçe müdürlüğünden bizim köye işte ziraat mühendislerinin ya da memurların gelip ya ne yapıyorsunuz? İşte ürününüzde bir hastalık var mı? İşte şöyle yaparsanız daha çok ürün alırsınız. Böyle yaparsanız işte daha sağlıklı olur. Ya da bu sene şu ürünü ekmeyin de bu ürünü ekin. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunu ekerseniz daha iyi hani kazanç sağlarsınız, daha verimli olursunuz falan gibi. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım. Bu tarım müdürlükleri, tarım ilçe müdürlükleri, hani alınmasın orada çalışan arkadaşlarımız. Yani hani yokluğuyla varlığı arasında hiçbir fark olmayan bir kamu kurumu. Kamu kurumu. Bunların mesela Sayın Tarım Bakanı'nın bunları devreye sokması lazım. Hükümetin bunları çalıştırması lazım. Bunların işte bu tarım ilçe müdürlüklerinin çiftçilerle, üreticilerle böyle içli dışlı olması, bir nevi çiftçilere danışmanlık hizmeti vermesi, hangi ürünü nasıl ekeceği ve nasıl daha çok verim alacağı konusunda çiftçilere danışmanlık yapması vesaire gerekiyor. Çünkü bunların işlevi bildiğim kadarıyla bu. Ama olmuyor mesela böyle bir şey olmuyor. Peki. Dolayısıyla Türkiye'de işte fındık üreticisinden buğday üreticisine kadar, efendim Şanlıurfa'daki fıstık üreticisinden işte Trakya'daki ayçiçeği üreticisine kadar, herkes perişan durumda. İşte şeyde Uşak'taki çiftçiler perişan durumda. Çorum'dakiler perişan durumda. Niğde'deki patates üreticileri perişan durumda. Ya bunlar, neden bunları biz yaşıyoruz? Ya bir plansızlık. Plansızlık nedeniyle Türkiye bu çalkalanmayı yaşıyor ve bunun bedelini de hani gariban çiftçi yaşıyor maalesef. Bizler de Sena Hanım, bizler de ya o ürünleri işte hani büyük şehirlerde tüketiciler olarak pahalı almak zorunda kalıyoruz. Ya da bazen bulamıyoruz mesela. Bulunca da tam işte bir izleyici de onu pahalı söylemiş. Bakın size katkı olsun. Diyor ki Sena Hanım, para etmeyen domates nasıl markette 40 liraya 50 liraya satılıyor? O zaman bu parayı mesela kim kazanıyor? Para etmeyen haliyle biz 40-50 liraya domates yiyorsak, para etseydi herhalde 100 liraya yerdik diyor. Zaten yani bu temel sorun da bu. Üretici kazanmıyor, tüketici çok ödüyor. Ne oluyor o arada? Onu konuşuyoruz ama bir türlü çözemiyoruz. Gürkan Bey'e de sorayım. Bir cümle daha söyleyeyim. Çok Gürkan Bey'in müsaadesiyle. Şimdi mesela geçtiğimiz ay yanılmıyorsam
bakanlık, ilgili sanıyorum Ticaret Bakanlığı ya da Ekonomi Bakanlığı bilmiyorum, salça ihracatını kısıtladı. Yani Türkiye'nin yurt dışına salça ihraç etmesini kısıtladı. Sonra 3 gün sonra bu kısıtlama kararını kaldırdı. Kararın yanlış olduğunu görerek ihracat kısıtlama kararını kaldırdı. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet, hafızası olan bir devlet, bir bakanlık, bir hükümet yurt dışına salça ihracatını kısıtlıyor. 3 gün sonra aman aman yanlış aldık biz bu kararı, kısıtlamayı kaldıralım diye kararı kaldırıyor. Ya böyle o kadar yanlışlar yapılıyor ki. Dolayısıyla her şey planlamayla ilgili. Devletin bir an önce bu planlama görevine dönmesi gerekir diye düşünüyorum. Tam bakın o dediğinizle de ilgili 6 ayda gıdada çok satmışız ama az kazanmışız. Şöyle Türkiye'nin tarım, gıda, içecek sektörü, ihracat ilk 6 ayda %5,6 artmış. Ama ihracatın birim fiyatı düşmüş. Yani satmışız ama sattığımızdan da kazandığımız azalmış. Çünkü küresel evet. gıda fiyatları bir yandan oradaki dalgalanmalar başka bir yandan etken oluyor diye de bugün haberler vardı. Onu da getirdik ekranlara. Gürkan Bey bu nasıl oluyor ya? Mesela Ali Ekber Yıldırım benim çok yakından takip ettiğim bir tarım yazarıdır. Zaman zaman böyle bakıyorum. Onun bazı ifadeleri bende sahneyi betimliyor ve zihnime yerleşiyor. Şöyle tarif etmiş. Tarladayım. Buram buram karpuz kokuyor diyor ama bu karpuz kokusunun sebebi çiftçi traktörüyle bu karpuzun üzerinden geçiyor. Yani tarlasının mahsulüyle sürüyor. Aslında orada yok olan karpuz değil, bizim milli servetimiz oluyor. Yani karpuzun yerine domatesi de koyun böyle. İşte ya da ne koyarsanız koyun günün sonunda buraya gidiyor. Kavunda da durum böyle diye uzun uzun yazmış. Yani bu kadar mı zor bu planlamaları yapmak? Neden yapamıyoruz? Yani şöyle söyleyeyim Sena Hanım, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce ifade ettiğiniz sözlerini tek ekonomi anlamında ya da bu gıda noktasında bakmamak lazım. Ona biraz sonra gelebilirim ama konu dağılmasın. Özellikle, onu da ayrıca evet, değerlendirmenizi evet, isteyeceğim özellikle, o sözleri geride kaldı mı diye. Buyurun. Gıda noktasında aracılar kazanıyor. Yani onun da ana etkeni bilinçli tarım yapmamamızla kaynaklı. Özellikle Tarım Bakanlığı'nın elinde bu veriler var. Yani bu salçadır vesaire başka konular da olabilir. Daha önce ben bununla ilgili bir görüşmede olmuştu. Ben de merak etmiştim. Ne dediler size? Ben de onu merak ettim. Ya şöyle söyleyeyim, devletin elinde ciddi anlamda bilgi var. Yani hem ihracat noktasında hem ithalat noktasında hem de Türkiye'deki üretim noktasında da var. Ama tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlüklerimiz bu konularda çalışıyor. Fakat biz çiftçiler olarak ya da vatandaş olarak bu bilgiyi almakta biraz kenarda duruyoruz açıkçası. Aslında danışmanlık tarım ilçe müdürlükleri o bölgedeki çiftçilerimize zaten bu hizmeti veriyorlar aslında, ama gittiğimiz zaman, sorguladığımız zaman sonucu alabiliyoruz. Biraz kulaktan dolmayla gidiyoruz. En büyük etkenlerden bir tanesi bu. Ama aradaki özellikle aracıların bunu mağdur etmesi çiftçilerimizi noktayı bu noktaya doğru getiriyor. Onu özellikle belirtmek lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakarsanız orada Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Dedi ki önceki süreçlere ifade etti. Zorlukların olduğu, yasakların olduğu süreçlerden ve yoksullukla bağladığı için direkt günden bugündemde ifade şöyle edilmiş dedi. Oldu. Yasakların, evet. baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu eski günler artık evet. bir daha gelmemek evet. üzere geride kalmıştır. Ya şimdi AK Parti'ye öncelikle Cumhurbaşkanı tanımını AK Parti ile bakmak lazım o zaman. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren süreçte bütün reformları, bakın yani özellikle altyapı olur, üst yapı olur, bütün bu yapıları toparladı. Bakın Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, diğer bölgelerde ulaşım sorunları 1920'lerde, 25'lerde yani sanayi devriminin olduğu süreçlerde yapıldığı zaman, planlandığı zaman, yüzyıllık planlamalar yapıldığı zaman Türkiye'de bu planlamalar maalesef ki son 20 yılda, 22 yılda yapıldı. Bu AK Parti'nin
Türkiye'de kazandırdığı reformlar diyebiliriz. Özellikle adalet noktasında da ve insan hakları noktasında da. AK Parti Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapadı. Planlamadan vazgeçti AK Parti. Daha önce hocam, AK Parti'den önce Türkiye'de 5 yıllık ve 20 yıllık plan yapıyordu devlet. Dediğiniz doğrudur hocam ama süreç değişebilir. Yani bunun yerine başka kurumlar gelebilir. Türkiye'de yönetim sistemi de değişti. Bu çünkü dijital dünyanın hızına da yetiştirmeniz de gerekiyor. Bazı standartlar ikinci planda kalabilir. Şunu ifade edeyim. Özellikle insan hakları noktasında Alevi açımlarıdır, işte Kürtçe yayınlar gibi kimsenin yaşam inançlarına sorgulaması noktasında sıkıntının olmadığı bir sürece geldik. Yani kadın haklarından tutun Avrupa uyum yasalarına kadar bu noktaya kadar getirdi ama 17-25 Aralık süreci, FETÖ darbesi vesairesi derken Türkiye ister istemez güvenlikçi bir yaklaşıma geldi. Ve pandemi sonrasında da daralan bu ekonomi tablosunda da süreci belli bir şekilde yönetmeye çalıştı. Bu da özellikle 2020'nin sonrasında orta kısım dediğimiz kısmında bir nevi erimesi anlamına geldi. Çiftçilerimiz bu noktadan etkilendi. Emeklilerimiz bu noktadan etkilendi. Ben de Zonguldak'tayım, kendim Zonguldak'tayım ayrıca. Benim olduğum bölgede komple emeklilerin olduğu bölgedir. Bizim bu emeklilerin olduğu noktada da ciddi anlamda sıkıntı var benim olduğum şehirde de. Bu noktaya bakarsanız belli bir sıkıntılar doğurmuş olabilir. Ve doğurmuştur da. Yani Zonguldak'a ama biz da yaptık. Selamlar. Bu arada bir izleyicimiz dedi. Bunu paylaşmam lütfen izin verin. Buyurun. 3-4 yıldır domatesten bir şey kazanmıyoruz diyor. Ziraat mühendisiyim. İş bulamadığı için, iş kıtlığından dolayı Almanya'ya taşındım. Donanımlı bir ziraat mühendisiyim ama burada da iş bulamıyorum diyor. Ailem de çiftçilikten para kazanmıyor. Ben de ziraat mühendisliğinden kazanmıyorum diye. Çok çarpıcı gördüğüm için zaman zaman izleyicilerimiz bize kendi düşüncelerini, yaşadıklarını da atıyorlar. Onları da aktarmaya gayret ediyoruz. Böyle sorunlar da var bir yandan. Buyurun lütfen devam edin. Ama bunlar bitti mi? Yani yasaklar... Ya bitmedi. Bitmedi. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir herkesin konuşu bir hal yasası var. Yani bunun özellikle düzenlenmesi lazım. Yani biz bugün araştırmalarımızı sorduğumuz zaman, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuz zaman, Türkiye'nin en önemli sorunu zaten ekonomi ve geçim sıkıntısı. Sorunu da göz ardı etmemek lazım. AK Parti özellikle Mehmet Şimşek üzerinden, bugün Şaban Bey'e de sorsak, Mehmet Şimşek geldiği zaman süreçte herkes bir ümit beklentisi vardı ama bu daha çok orta vadeli program, bir nevi alt dar gelirli dediğimiz emekliler, asgari ücretlerin üzerine yıkıldığı ile ilgili bir durum var. Aslında sistem çok kazanan çok, az kazanandan az bir yapı düzenlemesiydi. Burada biraz beklemek lazım. Yani ülke gerçekten dar bir boğazdan geçiyor. İnsanlarımız, vatandaşlarımız bu ekonomik darlamadan ciddi anlamda sıkıntı da doğuruyor. Bu noktada Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını sadece ekonomiyle bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Orada tek bir cümle yok açıkçası, onu ifade etmek lazım. Çok teşekkürler. Birazdan buradan devam ederiz ama bir yandan da bir sıcak geçmiyor. Dışarıda fırtına, kıyamet. Tamam, Damla Navruz hazır ve hiç de bekletmeyeyim sevgili Damla'yı. Çok ciddi bir yağış var. Damla, söz sende. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün sabah saatlerinde uyarısını yapmıştı. Bugün ve akşam saatlerinde devam edecek olan gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceğini söylemişti. Bugün başlayacağını söylemişti. Bugün de görüyorsunuz işte hem gök gürültüsü bir yandan hem de inanılmaz kuvvetli bir yağış var. Rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkmış durumda. Tabii insanlar da hazırlıksız yakalanmış durumda. Genelde yazlık kıyafetlerleler. O yüzden ellerinde ne şemsiye var ne de kalın kıyafetler var insanlarda da. Otel kenarlarında, bina kenarlarında yağmurun dinmesini bekliyorlar. Bir yandan gök gürültüsü, sağanak yağış devam ediyor. Araçlar geçmekte zorluk çekiyor. Yollarda su birikintileri oluşmuş durumda. Tabii buradan uyarıda da bulunalım. Sel baskınlarına karşı uyarılarda bulunalım diyelim. Sözü size bırakalım. Damla Navruz aktardı. Çok teşekkürler. Sevgili muhabirimiz Damla Navruz hemen bizim kanalın dışından
O görüntüleri de ekranlara getirdi. Biz stüdyodan tabii bilmiyoruz. Biz gelirken de böyle değildi hava. Çok erken saatlerde sabahın 6-6.30'da ama şimdi belli ki İstanbul'da çok kuvvetli bir yağış var. Yola çıkacak olanlar için de bir uyarı niteliğinde olsun. Yolda olan radyolarından dinleyenler için daha keza öyle. Aman dikkat diyelim. Yağışın da sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın. Çok teşekkürler. Şöyle araya kısaca açtım. Siz aktardınız Gürkan Bey. Dediniz ki Şimşek için bir ümit beklentisi vardı. Biraz beklemek lazım. Ülke bir dar boğazdan geçiyor. Tam da bunlar konuşulurken işte Mehmet Şimşek istifa ettiği iddialarını gördük hafta sonu. Sonra bunların kendisi tarafından bizzat bir kere daha buradan da söyleyeyim diyerek yalanlandığını gördük. SPK inceleme başlattı. Adalet Bakanı soruşturma başlatıldı dedi. Neden? Çünkü borsaya etkisi oldu. Baktığımızda piyasalara etkisi oldu. Ama dün bu ve bugün gelen yorumlara, ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıyorum Şaban Sevinç. Şöyle diyen de var ya, bu işin şuyu vukuundan daha beter oldu. Yani bu dedikodu gerçeğinden daha ciddi hasarlar da bırakır bir seviyeye gidiyor. Neden sizce bu dedikodular ayyuka çıkıyor? Biraz beklesek, biraz dayansak, az sabretsek, bu dar boğazı geçeceğiz hep beraber ama yapmıyoruz der Gürkan Duman. Buyurunuz. Sena Hanım, şimdi şöyle, Sayın Mehmet Şimşek tabii ekonomi çökük hale geldikten sonra göreve geldi. Yani ekonomiyi düzeltmek için göreve gelmiş bir siyasetçi. Hatta siyasetçi de dememek gerekiyor belki bugünkü pozisyonu itibariyle Sayın Mehmet Şimşek. Bir teknokrat ya da işte ne bileyim ekonomiyi düzeltmek için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmiş bir eski siyasetçi diye görmek lazım. Hani çok siyasi tartışmalar içine girmediği ve AK Parti kimliğini çok öne çıkarmadığı için bu dönemde bu görev süresi boyunca bu tanımlamayı özellikle yapma ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek'in uyguladığı politika hepimizin destek olması gerekir. Ben de hani Sayın Şimşek göreve geldiğinde, çünkü hakikaten batık ekonomiydi ve enflasyon %120'lere, %130'lara, %140'lara hatta çıkmıştı. Ve bir takım yetkilerle Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'in de bir takım koşullarını kabul ederek ekonominin yönetimini kendisine verdi. Şimdi tabii demek ki dengeler Mehmet Şimşek'in umduğundan da bozuk durumdaydı ki henüz maalesef pozitif bir gelişme sağlayamadı Mehmet Şimşek. İşte geleli beri yaptığı belki en başarılı iş döviz kurunu hani aylardır sabit tutmak oldu ki onun için de işte ekonomistlerden dinliyoruz. Merkez Bankası sürekli piyasaya dolar vererek hani dolara talebi baskılıyor ve kur artışını bu şekilde önlüyor. Ama öte yandan ihracatçılar da döviz kurunun düşük kalmasından yakınarak işte ihracatımız hani zarar görüyor falan diye ayrı bir yakınma içine giriyorlar. Dolayısıyla şimdi neden istifa ediyor, edecek söylentileri, dedikoduları çıkıyor. Maalesef ciddi isimler işte istifa ettiğine dair, yani milletvekili, işte geçtiğimiz hafta bir milletvekili, bir muhalefet milletvekili bu iddiayı dile getirdi. Ama Sena Hanım şöyle, şimdi mesela ben dün akşam gördüm sosyal medyada AK Parti'ye yakın, yani AK Parti'yi desteklediğini bildiğimiz bir takım gazeteci arkadaşlarımız işte Berat Albayrak ekonominin başına geri dönecek diye tweetler gördüm. Yani eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığa geri döneceği, yani tekrar bakan olacağına dair tweetler gördüm AK Parti'yi destekleyen gazeteci arkadaşlarımızdan. Şimdi bunlar hani nedir, doğruluk payı nedir işte falan, ama bunlar spekülasyon mudur filan. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Mehmet Şimşek neden istifa ediyor, edecek, ettiği gibi iddialar, dedikodular dolaşıyor da piyasalar speküle ediliyor. Onun altında biraz da herhalde bu AK Parti içindeki bir takım tartışmaları değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Nitekim geçtiğimiz hafta Sayın Şimşek'in istifa ettiği iddiasını yazan muhalefet milletvekili o duyumu AK Parti'nin içinden aldığını öne sürmüştü. Hani doğru mudur, yanlış mıdır bilmem. Dün de mesela maskeli dostlar diye AK Partili Şamil Tayyar'ın bir tanımı olmuştu bu başlıklarla ilgili. Evet, evet. Ama bir yandan da şöyle diyen var. Yani erken seçim beklentisi var muhalefette. Dolayısıyla ekonominin düzelmesi için de bir patika oluşmamasına dönük bir hamle olarak da değerlendirenler oluyor. İki farklı açı var yani karşımızda. Ama mesela Kerim Rota ilk dilimde dedi ki buna ilişkin her iki konumda ne der, onu da ayrıca almak isterim. Bu başlığı kapatmadan bir sahiplik
sorunu var. Yani mevcut ekonomik programın en üst düzeyden sahiplenildiği mesajının tam anlamıyla verilmesi sıkıntısını da yaşıyoruz diyor o da. Yani herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek sesle o programa destek olmaması, sahip çıkmaması anlamını, durumunu kastediyor olabilir. Şimdi bakın bir de şöyle Mehmet Şimşek'in, Sayın Şimşek'in şöyle zorlukları var Seda Hanım. Şimdi bir taraftan işte hani Türkiye ihracatla şey yapmaya çalışıyor, bu ekonomik krizi geçiştirmeye çalışıyor. İşte ve işte parayı daraltarak vesaire, Türk lirasının değerini işte yükselterek vesaire bu krizi aşmaya çalışıyor. Bir taraftan da şimdi Türkiye'nin yurt dışındaki görünümü, yani gelişmiş bizim ihracat yaptığımız ve ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerdeki Türkiye'nin görünümü. Yani hukukun uygulanmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir görünüm veriyor. Yani şimdi ciddi hukukçular ki işte Mahfi Eğilmez, Sayın Mahfi Eğilmez bunların başında geliyor. Belki Kerim Rota da, Hakan Kara da bunları dile getiriyor. Yani ekonominin düzelmesi için Türkiye'nin öncelikle hukuka uygun hareket etmesi, hukuk devleti olması gerektiğini söylüyorlar. Yani sen seçilmiş bir milletvekilini cezaevinde tutarsan, bakın seçilmiş bir muhalefet milletvekilini cezaevinde tutarsan ve Anayasa Mahkemesi, bu ülkenin Anayasa Mahkemesi, o milletvekilinin cezaevinde kalması anayasaya aykırı. Bunu serbest bırakın ve mecliste görevinin başına dönsün diye karar veren Anayasa Mahkemesi'ni azarlıyorsan hükümet olarak, hükümetin ortakları olarak, o zaman dışarıda, yani hani demokratik ülkeler senin hukuk devletinden uzaklaştığını düşünüyor. Yani hukuk uygulanmıyor, anayasa uygulanmıyor. Geçtiğimiz gün Sayın Bülent Arınç, eski meclis başkanımız, ki kendisinin hani Türk siyasetindeki ve AK Parti siyaseti içindeki ağırlığı herkesçe malum, anayasa uygulanmıyor dedi. Ya Bülent Arınç anayasa uygulanmıyor dedi. Bir yurt dışında Almanya'da verdiği bir röportaj. Bulacağım şimdi o ifadelerini. Siz devam edin. Bir röportajda. Anayasa uygulanmıyor dedi. İşte Türkiye'deki yönetim sistemi dedi yanlış dedi. Hani ya başkanlık sistemine, tam başkanlık sistemine dönmeliyiz ya da dedi işte hani yarı başkanlık, yani bu garabet bir durum diyor. Şöyle diyor, bizdeki başkanlık sistemi alaturka, zaman zaman kadro değişikliği yapmanın gerekli olduğunu belirtiyor. Arka sıralardakiler öne geçirilmeli. Bu bir savaş taktiğidir ifadelerini kullanmış. Alman bir yayın kuruluşuna verdiği mesajlarda. Evet, şimdi dolayısıyla bakın Dilruba diye bir hanımefendi var değil mi? İzmir'den yanılmıyorsam. Bir sokak röportajında uygunsuz bir dil kullandığı için AK Parti'ye oy veren seçmenlere karşı uygunsuz bir dil kullandığı için tutuklandı ve 8 gündür tutuklu. Dilruba isimli hanımefendi. Şimdi hukukçular diyor ki Dilruba Hanım'ın söyledikleri, yani AK Parti seçmenlerine yaptığı hakaret Türk Ceza Yasası'na göre tutuklamayı gerektirmeyen bir ceza sınırı öngörüyor. Yani o kadın yargılanıp mahkum bile olsa üst sınırdan tutuklanmayacak. Tutuklanmadan işte hüküm giyecek. Hı hı. Falan. Ama şimdi bu kadını sırf sosyal medyada AK Parti'yi destekleyen arkadaşların hedef göstermesi vesairesi nedeniyle tutuklu bulunduruyorlar. Şimdi böyle hukuk devleti olur mu Allah aşkına? Şimdi bizim ceza yasamızın öngördüğünün dışında savcılık kararıyla bir takım infazlar yapılıyor. Başka bir sürü örnek var. Şimdi hani Dilruba aklıma geldiği için. Biraz önce Can Atalay'ı söyledim. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Can Atalay milletvekili cezaevinde Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı tespitine rağmen, efendim işte Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyoruz, Anayasa Mahkemesi darbecileri destekliyor, işte teröristleri destekliyor falan diye siyasetçiler, yani iktidar siyasetçileri Anayasa Mahkemesi'ni refüze ediyorlar falan. Şimdi Mehmet Şimşek ne yapsın Allah aşkına? Yani Mehmet Şimşek bir taraftan hani bu uyguladığı acı reçete Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar tarafından sahiplenilmiyor. Hani siyasi yansımaları bize negatif yansımasın diye
uzak duruyorlar. Sanki Mehmet Şimşek başka bir hükümet gibi, hani benzetmemi kusura bakmasınlar, sanki hükümet içinde hükümet gibi bir program uygulamaya çalışıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, işte yoksulluklar, işte yokluklar geride kaldı, işte bundan sonra Türkiye şöyle böyle falan diyor. Öyle değil, maalesef öyle değil. Keşke öyle olsa. Keşke Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yokluklar ve yoksulluklar ve hukuksuzluklar geride kalmış olsa Sena Hanım. Ama maalesef hukuksuzluklar yaşanıyor. Öyle bakın bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bu ülkenin mesela Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanı seçimle gelmiş ve açık ara çok net bir şekilde seçim kazanmış ve kamuoyunun önümüzdeki seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı diye gördüğü kişi, değil mi, Ekrem İmamoğlu? Ve Ekrem İmamoğlu'nun başının üzerinde bir saçma sapan bir dava tutuluyor. Ahmak. Ahmak dediği için eski İçişleri Bakanı'na bir siyasi tartışma nedeniyle ahmak dediği için adamın siyasi hayatı üzerinde ya da onu da aşan, Ekrem Bey'i de aşan, bu sorun Ekrem Bey'in sorunu değil ki, bütün muhalefetin üzerinde bir hukuksuzluk böyle şey gibi, demokrasinin kılıcı gibi sallandırılıyor. Ya kardeşim, böyle bir şey olabilir mi? Bir an önce ne karar verecekseniz verin. Yani ne karar verilmesi gerekiyor? Herhalde beraat kararı verilmesi gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 90'lı yıllarda yaşadığı hukuksuzluklar, bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin 90'lı yıllarda yaşadığı hukuksuzlukları şimdi Sayın Cumhurbaşkanı en büyük siyasi rakibine karşı yaşatmak durumunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye'nin artık normalleşmesi, hukuk devleti olması, anayasanın uygulanması, ceza yasasının, bizim Türk ceza yasasının muhaliflere de iktidar mensuplarına da aynı şekilde uygulanması gerekir. Türkiye'de ikili hukuk uygulanmaması gerekir. Yani muhalefet mensuplarına ayrı bir hukuk, efendim iktidar mensuplarına ayrı bir hukuk uygulanmaması gerekir. Maalesef bugün öyle uygulanıyor. Teşekkür ediyorum. Mehmet Şimşek ne yapsın dedi Şaban Sevinçen. İktidar sahiplenmiyor gibi bir görüntü var. Hani siyaseten bize yansıması olmasın bunun deyip bir parça uzak duruyorlar gibi bir görüntü var. Hukuk devleti de olmazsa ne olsun? Mesela Dilruba konusu, tutuksuz yargılanma konusu. En son dün gelen açıklamalardan AK Partili Zengin'in açıklaması, Özlem Zengin'in açıklaması geldi benim aklıma. O da diyor ki yani... Böyle cahilce konuşma dinlemedim daha önce uzun süredir ama söyledi her şey yanlış, konuştuğunu tek tek düzeltmek lazım. Üst perdeden de bir tavrı var ama yine de diyor tutuksuz yargılanmalı. Yani ilk duruşmada da muhtemelen serbest kalacaktır diyor. Şaban Sevinç de buna değindi. Bir iki cümleyle burada notlarınızı alayım sonra diğer başlıklara yavaş yavaş geçeriz. Mesela Can Atalay'a da değindi, o da başlıklarımız arasında, buyurunuz. Şimdi Şaban Hocam bayağı bir konuya değindi. Onun için bir iki maddeyle geçmeyelim isterseniz de. Evet, yani biraz da dertli Şaban Hocam. Şöyle bakmak lazım Mehmet Şimşek konusuna. Evet, Mehmet Şimşek ilk geldiğinde, göreve geldiğinde toplumun her kesiminden, yani sadece AK Partilerden değil, diğer tüm muhalif partilerden de kendi içerisinde destek aldı. Zaten Şaban Bey de kendisi de desteklediğini ve orta vadeli programı biraz sabır gerektirdiğinde kendisi de ifade ediyor Sayın Hocam. Şöyle bir durum var. Yani özellikle bu 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde biliyorsunuz ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi ki AK Parti'nin bana göre bu ekonomi sorununu biraz örtbas etmesi de demeyeyim belki ama geciktirtmesi diyelim. Yani 2020 süreçlerinde olan süreci 2022'nin sonunda ya da 2022'nin ortalarında kabul etmeye başladı. Araştırmalarda gelen sonuçlar önlerine geldiği için bu ana maddelerden bir tanesi oldu ama özellikle depremin yaşanması ve birçok etken, işte dış politikadır, güvenlikli yaklaşımı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu ön plana etki olarak koymadı. Ama 31 Mart seçimlerinde biz bu sorunu yaşadık. Fakat şöyle bir durum var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Mehmet Şimşek göreve geldikten sonraki yaklaşımda bütün politikalarını aslında benimsedi. Burada güvene dayalı giden bir sistem var.
tüm işte SPK diyebilirsiniz, Merkez Bankası diyebilirsiniz, tüm kollarıyla beraber işleyen orta vadeli bir program var. Evet, sancısı var mı? Aşırı derece sancısı var. Yani bunu kimse inkar etmiyor. Yani Sayın Erdoğan özellikle 31 Mart seçimlerinde eline gelen, kendi eline de gelen verilerde bunları görüyordu. Ama Sayın Özgür Özel de ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı bu özellikle emekliye bu sıkıntılı süreçte veremediğini, emeklilere maaş olarak veremediğini, ilave olarak veremediğini ifade etti. Şimdi burada popülizmden özellikle Sayın Erdoğan süreci yönetmeyi iyileştirme sürecindeler. Ben görüştüğüm AK Partili ve CHP'li milletvekilleri de var. AK Partili milletvekilleri görüştüğüm zaman onlar da bu konudan rahatsızlar. Yani sahadaki özellikle emeklilerin durumundan, asgari ücretlerinin durumunda onlar da rahatsızdır ama onların da beklentisi 2025'in sonuna doğru bu orta vadeli program kapsamında gelir adaletinin bir belli bir oranda sağlanabileceğini düşünüyorlar. Şimdi bunu ifade etmek lazım. Bülent Arınç, Sayın Bülent Arınç, ben çok değer verdiğim bir peki, şöyle Gürkan Bey, biz bağlantıda sıkıntı yaşıyoruz. İzleyicilerden de benzer mesajlar alıyorum. Zannederim hava şartlarının da bunda bir parça etkisi var. Arkadaşlarım siz tekrar arasın. O esnada ben Şaban Sevinç'e döneyim. Oradan devam edelim. Bağlantıyı da iyice sağlıklı şekilde tesis ettikten sonra. AK Partililer de rahatsız mevcut durumdan. Emeklilerin durumundan, sabit gelirlilerin durumundan der. Yani böyle şikayetler onlar da alıyorlar. O zaman sizce bunu AK Parti de biliyorsa atılacak adımlar da mevcuttur o halde, öyle değil mi? Elbette Sena Hanım, biraz önce siz de söylediniz zaten. Mesela Şamil Tayyar önemli bir AK Partilidir, eski AK Parti milletvekilidir. O da mesela zaman zaman bunu eleştiriyor. Yani ekonomideki bu durumu iyi niyetli olarak kendisi açısından eleştiriyor. Ya, Mehmet Metiner eleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Savcı Sayan, mesela yine AK Parti'nin önemli bir ismi, o mesela eleştirdi bu ekonomideki belirsizliği. Ne olacak? Kim kurtaracak bu? Kim çözecek bu sorunu anlamında bir tweet paylaştı. Yani AK Partililer de bunu dile getiriyor. Sonuçta şöyle Sena Hanım, yani hani AK Parti ayrı bir dünya değil ki, yani iç içe yaşıyoruz. Yani şimdi ben mesela hani programın başında da söyleyeyim, şu anda ben Bafra'dayım. Bafra'da AK Parti açık ara birinci parti. Mesela %50-55 civarı oy alan bir parti Bafra'da mesela. Ama sokağa çıktığım zaman insanlar, yani AK Parti'ye oy veren bir sürü arkadaşımız perişan aldılar ve yakınıyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar. Aldığım maaş yetmiyor diyor. İşte esnafsa siftah yapmadan dükkanımı kapatıyorum diyor. Efendim vergilerden şikayet ediyor mesela. Son olarak mesela... Peki orada değerleme... mesela hani bunu AK Parti'ye oy veren vatandaş da rahatsız diyorsunuz ya, şöyle de bir yorum var ama alternatif olarak da henüz CHP'yi görmüyor diye. Bunu geçen Ali Haydar Fırat CHP Parti Meclisi üyesi bizim yayında da söyledi. Bu konuda da bizim çalışmamız lazım dedi hatta. Siz de böyle yorumlar alıyor musunuz? Vatandaş alternatifi CHP'de görüyor mu sizce? Tabii şöyle bir ezber oluştu Sena Hanım. Şimdi yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi maalesef... hani kendi beceriksizliğinden diyeyim. Sonuçta vatandaş ikna edilmeye açık. Vatandaşı ikna edemezsen vatandaş alışkın olduğu yere oyu veriyor. Ve seni de karşı bunlar bir iş yapamaz, bir şeyi çözemez diye değerlendiriyor. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi bu pozisyondaydı. Vatandaşı o açıdan ikna edemedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi suçu, kendi kabahati. Şimdi ama... Yeni bir dönem başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi geçtiğimiz hafta hem bu işte CHP'deki değişim, genç kadroların partide yönetime gelmesi, Sayın Özgür Özel'in işte genel başkan olması, kadrosu, Ekrem İmamoğlu etkisi Cumhuriyet Halk Partisi açısından genel kamuoyunda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer işte belediye başkanları, çok başarılı belediye başkanları var. İkinci defa, hani üçüncü defa seçildiler açık ara farklarla. Hı hı. Artık Anadolu'da, Anadolu'nun hani nasıl diyeyim, tüm bölgelerinde Cumhuriyet Halk Partililer işte belediyelerle vatandaşa hizmet ederek bir
farklılığı ortaya koymaya başladı eski CHP'lilere nazaran. Peki. Şimdi bir de Ekrem İmamoğlu hatırlayalım. Önceki hafta bir açıklama yaptı Ekrem Bey. Ve dedi ki iktidar vatandaşın gözünden düşmesine rağmen biz ilgi odağı olamıyorsak Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimizi sorgulamalıyız. Kabahati kendimizde aramalıyız. Milletin sorunlarına çare olacak yeni bir çalışma üretmeliyiz. Dedi. Anlamında bir açıklama evet. yaptı Ekrem Bey. Teşekkür ederim. Dolayısıyla hani bundan sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milleti ikna etmek konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. O çalışmalar yapılırsa Ekrem Bey'in ifade ettiği çalışmalar yapılır. Teşekkürler. Gürkan Bey tam yerine geldiniz. Çünkü biz buradan şu konuya bağladık. AK Parti'den bir AK Partililer de mevcut durumdan rahatsızlık. Ama peki vatandaşa sorduğunuzda CHP bir alternatif mi? Halen tam olarak o yanıtta gelmiyor diyen CHP'liler vardı. Ama yeni dönemde değişir bu der Şaban Sevinç. Siz ne dersiniz? Buyurunuz. Şöyle söyleyeyim, o zaman soruya cevap vereyim. Hangi dönem? Onu sormak lazım. En azından hani genel başkan değiştikten dönem. Sonraki dönemi kastetti zannederim. Olsun, evet, ben yeni dönemin çok da vatandaş noktasında umut olduğunu düşünmediğim için yani verilere göre söylüyorum. Ona biraz sonra gelirim ama Mehmet Şimşek konusu biraz yarım kalmıştı. Tabii buyurun, onu da tamamlayayım. Yayınla alakalı. Estağfurullah, hava şartlarından orada, zannederim. İzleyicilerden de ara mesaj alıyorum. Özür dileriz. Evet. Havalar böyle. Şimdi Sayın Vekil'in açıklaması yani Cemal Engin'in diyebiliriz. Çünkü kendi açıklamasıydı. Şu an için AK Parti'nin özellikle Cumhur İttifakı'nın en büyük sorunu ekonomi. Birinci sorunu bu. İkinci sorunu ise bizim yaptığımız analizlerde bugün ekonomi sorunu çözülse belki bir yıl sonra biz ekonomiyi unuttuğumuz ortamdaki çok kolay unutabileceğimiz bir ortamda değil. Ama ikinci olarak da mülteci sorunu bizim önümüze gelecektir. Evet, yargıdır, adalettir, gelir adaletsizdir, emeklilerdir, asgari ücretteki sıkıntılar. Bunlar Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi ve gerekçelerinin devamı. Ama Sayın Cemal Enginyurt orada şunu aslında bana göre yapmak istedi. Mehmet Şimşek üzerinden merkezde bir yapılanma konuşma ihtimali doğuyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da önderliğini çekebileceği bir yapı düzeni içerisine girmek istiyor aslında Cemal Enginyurt. Orada biraz da AK Parti ve özellikle de Cumhur İttifakı'nın ekonomi noktasında bir kenara sıkıştırmak istiyor. Özlem Zengin az önce ifade ettiğiniz zaten o Didrubağ konusundaki bana göre de tutuklusu yargılanabilir ama hukukçu değiliz. Onun için çok fazla vatandaş tarafında cevap verebileceğimiz için tutuklanmadan da yargılanma süreci olabilir. Bülent Arınç konusu az önce ifade etmiştim. Bülent Arınç benim de kendim de zaman zaman bilgisinden ve donanımından da istifade ettiğim birisi. Hukuksuz, hukuka aykırı hiçbir şekilde açıklama yapmaz ama Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları yani de parti içerisindeki sıkıntılara bir nevi de aslında mesaj vermiş oldu. Onu özellikle ifade etmek lazım ama şöyle bir durum da var orada. Sayın Bülent Arınç'ın ifade ettiği süreç ve bu tablo aslında Şaban Bey'in de ifade ettiği tablo önümüze Ekim ve sonrasında mecliste de gruplarında görüşeceği Anayasa değişikliği ile alakalı süreçte. Bakın tek bunu ekonomiye bağlamak, tek işte Dilli Ruba'nın tutuksuz yargılanmamasına bağlamak konuyu tek bir yerden bakmak ifadesi anlamına gelir. Şimdi biz araştırmalarımıza sorduğumuz zaman Türkiye'de yeni bir anayasa yani değişikliğe ihtiyaç var mı diye sorduğumuz zaman %67,5'luk bir anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu vatandaş söylüyor. Peki siz bir başka soru sordunuzdu. Bu da çok konuşulduğu için merak ettim evet. Şimdi. Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden biri midir anayasa sorusuna nasıl yanıt alıyorsunuz? Mesela az önce ekonomi gidecek gündemimize mülteci sorunu gelecek dediniz. Anayasayla evet. Yeni anayasa çalışmaları acaba vatandaşın öncelik sıralamasında nerede peki? Şimdi Sena Hanım onu birebir o şekilde sorduğumuz zaman çok net cevap alamayabiliriz ama anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı diye sorduğunuz zaman toplumun aşağı yukarı %70'i diyelim. Yani cevap yokları da tanımladığınız zaman %70'i bu anayasa değişikliğiyle ilgili sıkıntı olduğunu öngörüyor. Ama siz özellikle anayasa değişikliğiyle alakalı sadece
2028 seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili bir anayasa değişikliği önümüze getirecekler diye ifade ederseniz, o zaman biz ne adaletten bahsedebiliriz, ne 1982 darbe yasasından bahsedebiliriz, ne de hukuktan da bahsedebiliriz, ne de gelir adaletinden de bahsedebiliriz. Çünkü bizim şu anki yaşadığımız yapı, sıkıntıların birçoğu özellikle mecliste gelmesine rağmen, reformların iyileşmesine rağmen anayasa değişikliği sürecinin bu darbe yasasından çıkamamızla alakalı. Onun için siz bunu siyasi bağlamda Sayın Erdoğan'ın seçilme sürecine geçirdiğiniz zaman biz anayasa değişikliğinden de bir katkı alamayacağımızı düşünüyorum. Biz az önce ben yayından kesildikten sonra az biraz duydum. CHP umut olabiliyor mu? Yeni CHP, eski CHP ifade ettik. Evet, yeni CHP, eski CHP'ye gelirsek. Özellikle yeni CHP'de Sayın Özgür Özel'in başarısı toplumun aşağı yukarı, yani kararsızları da dağıtmadan diyelim, %70 civarında bir olumlu bir siyaset yapma anlayışı var. Bu bir gerçek. Yeni CHP'nin baktığınız zaman burası doğru bir net bir karar. Ama fakat siz ekonomide, dış politikada, güvenlikte, sağlıkta CHP'yi alternatif olarak görüyor musunuz dediğimiz zaman CHP alternatif olarak net görünmüyor. Bakın her iki parti de şu an için AK Parti de CHP de bu konuda daralmış bir yapıda kaldılar. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer diye sorduğumuz zaman toplumun yaklaşık %35'i %40'ı kimse çözemez cevabı vermeye başladı. Bu kadar yüksek mi kimse çözemez diyenlerin oranı? Evet, yükselmeye başladı. Geçen ay bu oran %30'lardaydı ki bu ayki oranlar tabii emekliye de asgari ücrete zam gelmeyince %35 %40'lara kadar çıkmaya başladı. Şimdi siz 47 yıl sonra birinci parti olmuşsunuz ama siz 47 yıl sonra birinci parti olmanıza rağmen seçmene umut olamamışsınız. Bakın anketlere sorabilir Şaban Bey. Anketlerde CHP önde olabilir. Bakın burada İYİ Parti diye bir partinin özellikle oy oranlarının %3'leri civarında düşmesiyle de alakalı. Yani o seçmen kitlesinin kendini bir sığınacak bir liman bulmasıyla alakalı. O liman şu an için CHP'de gözüküyor. Ama %35 civarında bir oy potansiyeli olan bir partinin sorunu kim çözer dediğimiz zaman %18'lerde, %19'larda olduğunu görürüz CHP'nin. Burada da CHP'nin kendi içerisine göre bir düzen yapması lazım. Yani ekonomide, yargıda, adalette, hukukta alternatif olabiliyor olması lazım. Bu konuda biz CHP'nin tam anlamıyla bu görevi tam alamadığını görüyoruz. Normalleşme sürecinin özellikle normalleşme yumuşama süreci seçme durumundan olumlu bakıyor. Ama fakat bakıyoruz ki şimdi tüzük ortamı var. Can Atalay konusu var. Evet doğru. Evet bazı konular vardır ama Can Atalay'ın konusuna baktığınız zaman yargılandığı sürece bakmak lazım. Evet vekilliği gelebilir ya da gelmeyebilir. Ona biz karar veremeyiz. Onu ayrıca konuşalım mı Gürkan Bey? Evet. Çünkü o konuda bir bazı Şaban kulis Bey. Bilgilerini de Ankara'dan alırız. Üzerine de konuşuruz. Meclise tekrar gelir mi gelirse ne olur diye. Evet. Yani sizin verdiğiniz veri çok önemli. Toplumu %40'ı kimse çözemez benim sorunumu diyorsa burada oturup belki biraz da çözüm nedir onu da konuşmak gerekiyor. Evet. Ama zannederim bir reklama gitmem gerekiyor. Öyle mi sevgili yönetmenim Ece? Evet. Çok hızlıca bir reklama gidelim. Sonra hem toplumun %40'ı sorunumu kimse çözemez derken nedir bu hal, bu durum onu konuşacağız. Bir de elitizm tartışmamız var. Kim elit diye sorarız. Devam ediyor para gündem. Dışarıda bir yağış var ki sormayın. Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Damla Navruz ve kameramanı Ahmet Korkmaz Taksim Meydanı'nda. Hemen hızla dönüyorum Damla. Senden son bilgiler alalım.
Evet, şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Gerçekten yarım saat önce adeta kabusu yaşadık diyebilirim. Bir binadan bir binaya gitmek, yani yaklaşık 100 metre, 150 metre gibi bir mesafeye gitmek neredeyse imkansızdı. İnanılmaz kuvvetli bir yağış vardı. Aynı zamanda gök gürültüsü de vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM da dün uyarıda bulunmuştu. Daha dün İstanbullular yaz mevsimini yaşıyordu. İnanılmaz sıcaklardan bunalıyordu. Bugün kapalı bir havaya uyandık. Artık yazın sonuna doğru sonbaharın gelişini, sonbaharın ayak seslerini duyuyoruz diyebilirim. Yağışlar başladı. Hemen bir hayatı da gösterelim. Hayat bir durmuştu çünkü şimdi tekrar normale döndü. Artık insanlar o saklandıkları binaların altından, korundukları yerlerden çıkıp işlerine, güçlerine, gidecekleri yerlere doğru gitmeye başladılar. Tabii birçoğu korunaksız yakalandı. Hepsi yazlık kıyafetlerleler. Kimse de şemsiye yoktu. O yüzden birçok kişi oldukça ıslandı. Şu an İstanbul'da yine az önceye göre normal bir hava var. Şu anda yağmur etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü de öğle saatlerine, yani 12'ye kadar yağacağını söylemişti. Yine aralıklarla akşama kadar da devam edeceği bilgisi var. Tabii artık mevsim normalleri civarına düşerken havalar İstanbul için de sarı kod alarmı var. Artık bu havalara, bu yağışlara alışık olmamız gerekiyor. Yaz yavaş yavaş sona eriyor diyelim. Sözü size bırakalım. Damla Navruz ve kameraman Ahmet Korkmaz'a çok teşekkürler. Bizim Hüseyin Öztel meteoroloji mühendisimiz de demiş, gelecek saatlerde yine Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakası sakin bir yağış alacak diye. Dolayısıyla günün geri kalanında da gök gürültüsü ve kuvvetli yağış var. İstanbul ve çevresi için uyardık, aktardık. Devam edelim değerli konuklarımızla. Şaban Sevinç ve Gürkan Duman'la konuşuyorduk. Şimdi çok soru var. Bir yandan elitizm tartışması da siyasetin gündemine geldi, yerleşti. Nasıl oldu bu derseniz, şöyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Meydanlarda söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler diyor. Halkçılık maskesi ardından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı ortaya diyor. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok ifadesini kullanmış. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan yanıt şöyle geliyor. Elitizm arıyorsan milletvekillerine bak. Koruma ordusuyla geziyorlar. Saray danışmanlarına ve kendi yaşadığın hayata bak. Elitizm ve israf arıyorsan aynaya bak demiş. Yine Gaziantep Milletvekili CHP'nin Hasan Öztürkmen de yılın ilk 4 ayındaki veriler dikkate alındığında yıl sonunda sarayın koruma ordusu için 2,4 milyar lira harcanmış. Bu kadar elitist bir koruma dünyanın az ülkesinde olur yanıtını vermiş. O da böylece aldı bir elitizm tartışması siyasette gidiyor. Kim elit? Şaban Sevinç. Her iki konuma da bu soruyu sormak isterim. Buyurun. Tabii iktidardakiler elit. Yani elitizm nedir? Yani hani nasıl tarif etmek gerekir bilmiyorum ama şimdi hani toplumdan ayrı, toplumun içinde bulunduğu sorunları yaşamayan, başka bir dünyada yaşayan, yani sorumlu bir toplum olmasına rağmen sorunsuz bir kendi küçük dünyasında yaşayan, işte para sıkıntısı çekmeyen bir grup demek lazım belki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın siz de o kadar şey tarif suçlama etmeye çalışırken ben de şimdi TDK'dan açtım. Elitizm nedir diye bakayım dedim. Evet, ne demek? Şöyle söylüyor diye, seçkincilik yönetim işinin yalnızca bir elit ya da azınlık tarafından yapılmasını ifade eder. Elitizme göre yönetim işi ancak en iyilerin elinde olmalıdır. Azınlığın elinde olması durumudur. Seçkincilik durumudur diye tarif etmiş TDK'da. Nasıl tarif edelim deyince TDK bize böyle gösteriyor. Buyurun. Çok iyi yaptınız hakikaten. Teşekkür ederim. Bu siyasi tanımlaması herhalde. Yani elitizm aynı zamanda siyasi yönetimde seçkincilik. Kelime. Evet, seçkincilik anlamına geliyor ama Sayın Cumhurbaşkanı hani işte paraları işte yurt dışının, işte Avrupa'nın başkentlerinde harcıyorlar falan derken bir yaşam tarzı olarak bunu sunuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunumundan ve muhalefete yönelik bir suçlama ifadesi olarak kullanmasına hareketle işte baktığımızda ise
Bunu hani ekonomik boyutuyla da tanımlamak gerekiyor. Yani işte toplumdan kopuk, toplum bir sürü sorun yaşarken yönetenler o sorunları ekonomik olarak, sosyal olarak yaşamıyorlar. Lüks ve sefa içinde yaşıyorlar. İşte özel uçaklar, efendim Ahlat'ta işte ayrı saray, efendim şeyde İzmir'de ayrı yazlık, işte şurada ayrı kışlık, İstanbul'da 5-6 tane işte Osmanlı köşkü, Ankara'da işte şu kadar büyük bir külliye, şu kadar koruma ordusu, şu kadar konvoy, Amerika'ya 5 uçakla gitmek gibi bir şey, bir hani ekonomik ve sosyal yönden baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir elitist duruşu var. Yani ekonomik ve sosyal olarak. Şimdi siyaseten baktığımızda da hani elitlerin yönetmesi, biraz önce senin TDK tanımlamasından hareketle. Şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde iktidar yine AK Parti, ama AK Parti'nin lokomotif gücü, iktidarın politikalarını yapan, iktidarın kanunlarını üreten, çıkaran, o kanunların altyapısını, fikri şeyini tamamlayan, tanımlayan, ihtiyacı belirleyen AK Parti idi. AK Parti'nin meclis grubu ve AK Parti'nin genel merkeziydi. Yani siyasetçiler Türkiye'nin ihtiyacı olan kanunları düşünüyor, planlıyor ve onları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda tartışarak, meclise kanun teklifi olarak vererek mecliste kanunlaştırıyorlardı. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden sonra AK Parti meclis grubu ve AK Parti genel merkezi devre dışı kaldı. Bunu ben söylemiyorum, bunu AK Partili arkadaşlarımız söylüyor. Kim yönetiyor? Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de bir elitler şeyi var, kurulu var. Yani adı elitler kurulu değil elbette. Ama ne bileyim, hukuk politikaları kurulu, efendim ekonomi politikaları kurulu, efendim şu politikalar kurulu. Mesela hukuk politikaları kurulu başkan vekili Sayın Mehmet Uçum bir açıklama yapıyor. AK Parti'nin, AK Partili siyasetçilerin bir takım görüşlerini sert bir şekilde eleştiriyor. Yanılmıyorsam geçtiğimiz günlerde böyle bir şey olmuştu. Hatta bir tepki de var Sayın Mehmet Uçum'a. Yani sen atanmış olarak iktidarın seçilmiş siyasetçilerini nasıl işte böyle bu dili kullanırsın diye. Yani bir elitizm, siyasi elitizm de aranması gerektiğinde, onu da ben bu iktidarda, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde aramak gerektiğini görüyorum. Sena Hanım bunu bizzat AK Partili arkadaşlarımız dile getiriyor. Nitekim bu elitist siyasi kadro nedeniyle AK Parti, şimdi Gürkan Bey'in alanına hani gireceğim. AK Parti artık milletin partisi olmaktan uzaklaşıyor, devletin partisi haline geliyor. Bu eleştiriler de var, dikkatinizi çekerim. Bu eleştirileri yapanlar da mesela Metin Külünk gibi AK Partililer. Yani milletin partisi olmaktan uzaklaşıyoruz, artık devletin partisi, devlet partisi. Yani eski CHP pozisyonuna düşüyoruz. İşte ne bileyim, Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oluyor mesela artık gibi. Yani güvenlikçi politikalar, işte istihbarat başkanımız Dışişleri Bakanı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte sözcüsü istihbarat başkanı oluyor, Sayın İbrahim Kalın. Yani güvenlikçi politikalar öyle çıkmış, bürokratların hakim olduğu, siyasetçilerin pasifize olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçilmiş milletvekillerinin etkisinin azaldığı yönetimde bir dönem yaşıyor Türkiye. O nedenle de mesela artık AK Parti, mesela benim şu anda bulunduğum Bafra'daki çiftçilerin sorunlarını, bağkurluların sorunlarını, esnafın sorunlarını artık parlamentoya taşıyıp onları kanunlaştırıp o sorunları çözemez hale geldi AK Parti. Yani milletin şeyinden uzaklaştı, duygudaşlığından uzaklaştı, külliyedeki bürokratik oligarşiye biraz teslim oldu AK Parti iktidarı. Böyle bakmak gerekir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu siyasi şeyi, Türkiye'yi son 1-2 yıldır Orta Doğu'yla, hatta daha da uzun bir süre Türkiye'yi Orta Doğu'ya zihnen gömdüler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarı. Biz Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştık. Halbuki biz Avrupa devleti olarak kendimizi tanımlıyorduk. Avrupa'nın işte Avrupa Konseyi'nden tutun da işte Avrupa'nın güvenlik teşkilatı, işte hani Atlantik teşkilatı, NATO'ya kadar Avrupa'nın bütün kurumlarına üyeyiz mesela. Biz değil mi? Hani Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak laik sistemle yönetiyoruz, laik bir anayasayla yönetiliyoruz. Ama bütün bunlardan uzaklaşıldı. Türkiye varsa yoksa Orta Doğu'nun
Arap devletlerinin sorunları içine hapsetti kendisini. Duygusal olarak da böyleyiz. Mesela biz millet olarak da son 2-3 yıldır kendimizi Orta Doğulu gibi hissetmeye başladık. Yani Orta Doğu'da yaşanan bütün sorunlarımızı yüreğimizde hissetmeye başladık. Bu doğru mu? Değil. Evet edebilirsin. Tabii ki Filistin'e desteğimiz, işte, İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yani Filistin konusu bir Orta Doğu sorunu ya da Orta Doğu'daki devletlerin sorunundan çok daha öte. Küresel bir reaksiyon alan bir soykırım. O çok başka bir başlık ama. Evet, elbette. Yok, elbette biz onu da dert edeceğiz. Elbette İsrail'in o soykırımına karşı, şiddetle karşı çıkacağız ama bunu Avrupa şeyinden, değerlerinden kopmadan yapabilmeliyiz. Şimdi dolayısıyla bu işte Paris Olimpiyatları sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'le birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte o olimpiyatları Türkiye'ye getirmek için 2036 olimpiyatlarını Paris'te verdikleri görüntü Türkiye'nin modern yüzünü, Türkiye'nin geleneksel 100 yıllık cumhuriyetinin birikimini yansıtan, Avrupa değerleriyle iç içe olmayı arzu eden bir görüntüydü. O bir israf görüntüsü değildi. Yani onun üzerinden muhalefeti hani elitist diye eleştirmeyi ben çok çok yanlış buluyorum. Bilakis elitizme kayan artık iyice AK Parti oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Bu arada TDK sözlükte elitin anlamı var mı? Elitizmin anlamı yokmuş. O genel kavram, çerçevesel bir kavrammış. Onu aktarayım. Şöyle der Şaban Sevinç, Gürkan Duman. Ya ekonomik ve sosyal olarak elit duruşu olan Cumhurbaşkanı dedi. Ve meclis ve işte genel merkez, bunlar devre dışı kaldı. Biraz daha böyle bir elitler kurulu olarak tarif ettiği bir kurul tarafından Beştepe'de bir durum oluştuğunu söyledi. Böyle mi? Kim elit? Elit olan kim? Elitizm yapan kim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şaban Bey'in ilk bu soruyu sorduğun zamanki o mimiği çok güzeldi. Yakalayamadım. Kim daha elit dediğin zaman tabii ki AK Parti demişti. Sayın Ekrem İmamoğlu demez zaten Şaban Bey. Orada güzel bir mimi vardı. Hoşuma gitti açıkçası, söylemek istedim. Şöyle sizi çok dikkatli izliyormuş Gürkan Bey. Şaban Bey bunu anladın. Ben ben de Gürkan Bey'i çok severim, sayarım da. Kendisi gerçekten geçtiğimiz seçimde yaptığı araştırmalarla bütün o diğer anket firmalarının dökülmesine karşı müthiş bir duruş gösterdi ve bizleri doğru bilgilendirdi yaptığı kamuoyu araştırmalarla. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir hakkın teslim açısından Bey'i... değerli, doğru söylüyorsunuz. Evet. Biz de her iki konuğumu da çok severim. Çok da teşekkür ediyorum bugün eşlik etmesi için. Buyurun. Teşekkür ederim. Her ikinize de Esen Hanımcığım, size de Şaban Bey çok teşekkür ederim. Bizim ana görevimiz zaten toplumu doğru bilgilendirme. Bu felsefeyle zaten kurulmuş bir şirketiz. Kendi öz kaynaklarımızla yürüyen bir şirket olmamızın avantajı bu. 31 Mart seçimlerinde her ne kadar çok tepki alsak da muhalefet tarafının kazanacağını, özellikle Ankara'da 30, İstanbul'da 10 söylememiz belki bazı yerleri rahatsız etmiş olabilir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta nasıl Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağını, ikinci tura kalacağını söylemeyi ifade ettiğimiz gibi. Onun için teşekkür ederim. Şimdi şöyle bakmak lazım. Kim elit sorusuna özellikle AK Parti'nin kuruluşu tarafına bakmak gerekiyor. AK Parti özellikle kimlerle beraber kuruldu? Yani ona bakmak lazım. AK Parti kurulurken emeklisiyle, asgari çalışanıyla, dar gelirlisiyle... Gürkan Bey affedersiniz, sözünüzü sonra kesmemek adına, sizin insicamını insicamınızı bozmamak adına başta bir Ankara'ya gitmem gerekiyor. Çünkü bir açıklama varmış. Mahir'e bir bağlanalım. Mahir Kılıç da hazır bekliyor. Bekletmeyeyim değerli muhabir arkadaşım Mahir'i, editör arkadaşım Mahir'i. Hafta sonu Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlandı. Bu etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye kuvvet komutanlarını davet etmesine rağmen çıkmadıkları iddiası vardı. Bir açıklama var zannederim, öyle değil mi Mahir? Hemen döndüm sana. Evet Sena, o iddia Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından net bir şekilde yalanlandı. Öncelikle onu ifade edelim. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını, kuvvet komutanlarının protokoldeki sahne etrafındaki yoğunluk dolayısıyla sahneye biraz geç çıktıklarını ancak orada bulunduklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuyla ilişkin dezenformasyon mücadele merkezinden de bir açıklama geldi. Benzer bir açıklamaydı. Kuvvet komutanlarının o gün sahneye çıktıklarını ancak sahnenin oldukça uzun olduğunu ve fotoğraf kadrajlarında
komutanların bulunmamasına rağmen orada olduğu net bir şekilde ifade edildi. Tartışma nasıl başlamıştı dilersen ona bakalım. Etkinliklerin ilk gününde bir toplu fotoğraf verilmişti. İçerisindeki MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da olduğu bir toplu fotoğraf verilmişti. O toplu fotoğrafta Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanında Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun aynı karede bulunmasına bazı tepkiler geldiği ifade edilmişti bazı sosyal medya hesapları tarafından. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra komutanlar dahil herkesin kürsüye, sahneye çağrıldığını, ancak komutanların çıkmaktan imtina ettiği ifade edilmişti. Bu iddiaları, sosyal medyada gezen bu söylentileri, bu iddiaları Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sorma imkanımız oldu. Bakanlık kaynakları bakanlıkta böyle bir tartışmanın kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti ve anons edilen komutanların yoğunluktan dolayı sahneye geç ulaştıklarını ifade etti ve protokol dağılırken de onların orada olduğunu belirtti. Yani anonsa rağmen kuvvet komutanlarının sahneye çıkmaması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığı belirtildi. Oradaki yoğunluktan, kalabalıktan dolayı sahneye biraz geç çıktıkları belirtildi. Dediğim gibi konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaptı. O açıklamada kuvvet komutanlarımızın sahneye çıktığı, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmenizden de, yani hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları sosyal medyada dolaşan bu iddiaları net bir şekilde yalanladı Sena Alkan. Habertürk editörü Mahir Kılıç aktardı. Habertürk'e özel bilgi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen fotoğrafta bulunmak istenmemesi gibi bir durum söz konusu değil açıklaması var. Ve yine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de gelen bir açıklama var. Birazdan her iki konumdan da bunu değerlendirmesini isteyeceğim. Elitizm diyorduk. Elitizmle ilgili Gürkan Bey, diyeceklerinizi alayım. Sonra bu başlığa geçelim. Bu da çok konuşulan bir başlık çünkü. Buyurunuz. Evet. Yani AK Parti'nin kuruluşunu ifade etmiş. AK Parti kimle beraber kuruldu? Çiftçisiyle, emeklisiyle, garibanıyla, liberaliyle, milliyetçisiyle. Yani benim aslında AK Parti'nin kuruluşu halk hareketi olarak toplumun istemesiyle alakalı. Özellikle Sayın Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı hizmetlerin üstüne kurulan bir halk hareketiydi. Bu tabloda bakılırsa, bugünkü tabloya baktığımız zaman, özellikle AK Parti'nin içerisindeki birçok istenmeyen görüntülerin olduğu bir noktada AK Parti'nin kuruluş felsefelerine geri dönmesi gerektiğini söyleyen ciddi bir kesim olduğu da ifade ediliyor. Ben de bu konulara da katılıyorum açıkçası. O zaman siz de şöyle mi düşünüyorsunuz Şaban Sevinç? Yani başladığında bir halk hareketiydi, sonradan elitizme döndü dedi Şaban Sevinç. Öyle mi düşünüyorsunuz o halde siz de? Başlarken farklı başlıklar konuşuluyordu, şimdi başka diyor. Ya kuruluş felsefelerine geri gelmesi lazım. Tam o şekilde ifade edemeyebilirim ama normal şartlarda bir sürü görüntü var. İşte birkaç yerden maaş alma noktası var. Özellikle gelir adaletsizliği noktasında, yani ekonominin bu kadar kötü olduğu noktada gelir adaletsizliği noktasında AK Parti'ye karşı bir tepki olduğu da görülüyor. Bunu kimse zaten inkar etmiyor. AK Parti'nin kendisi de bunu zaten inkar etmiyor. Ama şöyle de bir durum var Sena Hanım. Yani bakın, daha öncesinde CHP'li diye tabir edebileceğimiz örnekler de çıkıyordu. İşte benim oyum da, köylünün oyu, çiftçinin oyu bir mi ifadelerinin olduğu bir ortam. Sayın Kılıçdaroğlu'nu burada tebrik etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu geçmişine bu durdurmayı ne zaman yaptı? Geçmişiyle helalleşmesi de yaptı bakan. Helalleşme süreciyle bu ortamı biraz kendisini elitizmden biraz çekmiş gibi gözüktü. Çünkü belli bir kesimin yönettiği, CHP içerisinde belli bir yapının yönettiği bir süreç vardı. O süreci halka doğru yaymaya çalıştı Sayın Kılıçdaroğlu ve ilk defa da tarihinde, son en azından 40-50 yıllık tarihte de %48.8'lik bir oy potansiyeline sahip oldu Kılıçdaroğlu. Ve bu elitizm süreci Sayın AK Parti'nin özellikle bu ekonomi sürecinden kaynaklı, CHP ne yaparsa yapsın, belediyeler ne yaparsa yapsın, bu temel hak ve özgürlükler noktasında ifade edilebiliyor. Ama AK Parti'nin en ufak bir görüntüsünde bu elitizm ve diğer araçlara da dahil olabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı birkaç şey, konuya değinmek isterim. Özellikle CHP bugün, evet, CHP bugün iktidara gelse ya da X bir parti iktidara gelse
Türkiye yönetmek isteyeceği sistem Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Evet, aksaklıklar var mı? AK Parti genel merkeziyle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili mutlaka ki aksaklıklar vardır. Ama CHP'de bugünkü şartlara baktığınız zaman bu süreçte yönetmek isteyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Az önceki konulara da gelirsek, yani özellikle Malazgirt'le alakalı konuya da gelirsem Sena Hanım, ya Türkiye'de özellikle bu kadar Türk toplumunu bu kadar karalayan bir ortam ben daha görmedim açıkçası. Yani biz hiçbir konuda birlik olmayı beceremiyoruz. Sahneye bakın, çıkmadılar iddiası üzerinden mi söylüyorsunuz bunu? Evet evet, kesinlikle. Ya birlik olamıyoruz. Bakın orada Cumhur İttifakı'nın bileşenleri var. Hüdapar'ından tutun Büyük Birlik Partisi'ne kadar. Diğerleri de var. Hatta Sayın Devlet Bahçeli'nin elini öpmeye kalktığı gibi bir şey var. Önünde eğildiği gibi toplum var. Bakın Cumhurbaşkanı'na karşı bir saygı göstergesidir o. Sayın Devlet Bahçeli kimsenin önünde eğilmez. Bunu zaten Türkiye'de yaşayan 14 yaşında 10 yaşındaki çocuğa da sorsanız bunu herkes söyleyecektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanına bir saygı göstergesidir. Orada şimdi tam ekran kare geldi. Sanki Genelkurmay'la, Kara Kuvvetleri'yle, işte ordumuzla devletimizin arasında bir sıkıntı var gibi bir gösterme yapılıyor. O dönemler geçti Sena Hanım. O dönemleri biz 2007 öncesinde açıkçası bırakmış olduk. Onun için bizim birlik olmamız lazım. Mavi Vatan'da birlik olmamız lazım. Filistin'de de birlik olmamız lazım. Bizim çünkü Türkiye'nin çıkarlarına bakmamız lazım. Şimdi Orta Doğu'ya döndü. Ya Türkiye Orta Doğu'ya dönmez hiçbir zaman. Türkiye Cumhuriyeti laiklikle yönetiliyor ve laikliğiyle savunan bir yapı. Cumhuriyeti savunan bir yapısı var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini koruma noktasında Irak'ta da, İran'la da, Suriye'de de işbirliği yapabilir. Evet, Suriye politikasını eleştirebiliriz. Bu ayrı bir konudur. Ama Türkiye'nin çıkarlarını konuşmak ayrı bir noktadır. Ve bakın orada Irak'ta kalkınma yolu projemiz var. Zengezur koridoru projemiz var. Türkiye'nin özellikle Alparslan Bayraktar önderliğinde doğalgaz merkezi olma hedefi var. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya taşınma hizmeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de inanın bilinmeyen noktalarda çok fazla çalışıyor. Ama ne vardır? Biz bir karede, Instagram olabilir, başka bir konu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir anda karalıyoruz. Ben buna özellikle karşıyım. Yani bizim milli konularda bir olmamız lazım. Bu da milli konulardan bir tanesidir. Ya burada 26 Ağustos 2024'te neyi kutluyoruz biz? Neyi anıyoruz daha doğrusu? Malazgirt anıyoruz. Ya bu konuda da biz eğer ayrı kalırsak biz hangi konularda aynı kanadı karede olacağız? Anayasa değişikliğinde 1982 darbe anayasından kim memnun? Siz memnun musunuz Sena Hanım? Şaban Bey memnun mu? Hiç kimse değil. Ama bugün baktığın zaman anayasa değişikliği gerekli midir? Gerekli. Toplumun %70'i de gerekli diyor. Fakat siz önümüze Ekim ayında geldiği zaman da süreci göreceksiniz. Tayyip seçilsin mi seçilmesin mi algısı üzerine gidecek. Bu olmama lazım. Biz çocuklarımızın geleceğini garantiye almamız gerekiyor. Sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Özellikle devletimize de devlet büyüklerimize de saygılı olmamız gerektiğini de düşünüyorum açıkçası Sena Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu görüntüler rica. Üzerine Şaban Bey, kadraj dışında kaldılar der dezenformasyona mücadele merkezi. Evet. Fotoğrafta olmamaları gibi bir durum söz konusu değil. Bu orada bulunmak istememeleri gibi bir durum söz konusu değildi. Habertürk Özel Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklaması var. Bunda da ayrışacaksak biz neyde birleşeceğiz diye sordu Gürkan Bey. Nereden çıktı bu iddialar? Sizce ordu ve devlet karşı karşıya mı getirilmeye çalışıyor Gürkan Bey'in dediği gibi? Ya ordu ve devlet diye tanımlamak lazım. Yani devlet başka bir şey, yani devlet bu sahne değil ki, sahnede devleti yöneten iktidar. Öyle bir gösterme çabası var ifadelerini kullandığı için sordum. Yok benim. Yani yani devlet çok işte farklı kurumlardan oluşan kalıcı bir yapı. Şu anda sahnede olan, Türkiye'yi yönetmekte olan iktidar geçici bir iktidar. Yani devlet mekanizmasını çalıştıran bir iktidar. Silahlı kuvvetlerimiz de o devlet mekanizmasının kalıcı unsurlarından birisi. Yani komutanlar değişir ama silahlı kuvvetler değişmez. Devletin en temel organlarından birisidir. Bu sosyal medyada Ahlat'taki bu görüntüler üzerinden yapılan tartışmaları ben de doğru bulmuyorum.
Sayın Bahçeli'nin işte Cumhurbaşkanı'yla tokalaşırken işte elini öpmeye yeltendiğine ilişkin dün akşamdan beri sosyal medyada kimi muhalif arkadaşların fotoğraf paylaşarak yaptığı işte eleştiriler vesaire, bunları yanlış buluyorum. Gürkan Bey'e katılıyorum o konuda. Sayın Bahçeli, yani bildiğimiz Sayın Bahçeli ki Türk siyasetinin en duayen ismidir, en tecrübeli ismidir ve bildiğinden de şaşmaz bir siyasetçidir. Ama devlete de çok saygılı bir siyasetçidir doğal olarak, yani olması gerektiği gibi. Zaten siyasetçilerin hani devlete saygılı olması gerekir. Hani eleştirebilirsin ama mesela devlet başkanı konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısızlık edemezsin. Yani Cumhurbaşkanı'nı çok sert eleştirebilirsin. Hani ekonomik kararlarını, sosyal, siyasal kararlarını, dış politikasını, iç politikasını eleştirebilirsin. Ama o Cumhurbaşkanı'na saygısızlık edemezsin. Çünkü o Cumhurbaşkanı... Özür dilerim Şaban Hocam. Yani buyurun Gürkan. Tuncay Özkan'ın açıklamaları da yani kabul edilebilecek bir tarafı yok açıkçası yani. Bilmiyorum yani nasıl diyorsunuz ama. Tuncay Özkan'ın paylaşımını evet. Söylüyorsunuz. Evet yani. Yani tam da onu kastediyordum aslında. Sizin Sayın de kastınız hani, o muydu? Yani makama saygı evet. Gerekir derken o halde. Kesinlikle Sena Hanım. Şimdi bakın ya Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmeyebilirsiniz ki bir evet. Siyasi partinin de genel başkanı aynı zamanda. Eleştirebilirsiniz, çok sert de eleştirebilirsiniz politikalarını falan ama çıkıp da hani o işte kişinin kullandığı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na o kelimeyi kullanmak ki hani işte yok Türk Dil Kurumu'nda hakaret anlamında değilmiş de şöyleymiş de böyleymiş de öyle değil. Yani bu o kelime hakaret amacıyla kullanılmış bir kelime o tweette, o söz konusu tweette Cumhurbaşkanı'na hakaret amacıyla kullanılmış bir şey. Peki o şey. Şaban Bey bir şey merak ediyorum. Hayır. Hani CHP'den resmi bir açıklamayı ben o paylaşımla ilgili görmedim. Ama dün akşam Ali Haydar Fırat'la konuşurken ben şahsen bunun sağlıklı bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum ve yanlış buluyorum ifadesini kullandı. CHP parti meclisi üyesi olarak kişisel fikrim dedi. Ama bir yandan da şu da konuşuluyor. Neden? Yani bir normalleşme sürecinden bahsedilirken tam böyle Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bazı açıklamalar geldi normalleşmeye karşı olduğuna ilişkin. Sonra Tuncay Özkan'dan böyle bir paylaşım geldi. Ne gerek vardı, neden yapıldı denir. Sizce neden oldu bu paylaşım? Vallahi ben de aslında çözemedim ama bir süredir Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başarılı genel başkanı olarak sürdürdüğü siyasete biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içinde eski kadro, seçim kaybeden kadro bir takım itirazlar dile getiriliyor. Hani bu işte iktidarla işte Erdoğan'la işte hani normalleşilmez işte ya da uzlaşılmaz mücadele edilir hani kavga edilir anlamında düşünceler ifade ediliyor. Tuncay Özkan da o düşünceye mensup bir siyasetçi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından birisiydi 2015'ten bu yana. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten aklın içindeydi Tuncay Özkan. Dolayısıyla herhalde ben de yani bu açıklamayı yani tam AK Parti bir zora giriyor. Bir sıkışıyor siyaseten kamuoyunun gözünde. Hani oy kaybetmeye, vatandaşlar AK Parti'den vazgeçmeye başlıyor. Tak diye Cumhuriyet Halk Partisi içinde her şey iyi giderken birisi çıkıyor bu tür bir açıklama yaparak milleti yeniden kamplaştırıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşı tekrar Erdoğan'ın yanına itiyorsun. Bu çok ilginç bir tespit. Yani AK Parti zora giriyor, CHP içinden bir grup böyle yapıyor ve tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltiyor diyorsunuz. Sena Hanım şimdi şöyle düşünün. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermişsiniz. Daha geçtiğimiz Mayıs ayında değil mi? Bu ülkenin işte 51,5 değil mi Gürkan Bey? Yanılmıyorsam son evet. Seçimde evet. Erdoğan'ın aldığı. 52,20 hocam. 52,18. Yani 52%'den fazla vatandaşımız Erdoğan'a oy vermiş. 5 yıl daha bizi yönet. Seni Cumhurbaşkanı seçiyoruz demiş. Şimdi Erdoğan'a yani bırakın hani devlet başkanı olması nedeniyle saygı gösterme gereğini yani akıllı makul bir siyasetçinin de bu tür
hakarette bulunmaması gerekir. Şimdi Erdoğan'a hakaret ettiğin zaman ona oy veren %52 vatandaşa da bir nevi hakaret etmiş oluyorsun ya da o vatandaşı da kırıyorsun. Ya düşünebiliyor musun? Şimdi mesela Sena Hanım, sizi seven pek çok insan var doğal olarak. Size hakaret edildiği zaman sizi sevenler üzülmüyor mu? Ya da beni ya da Gürkan Bey'i. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan alalım olayı. Ya da Tuncay Özkan'ı. Tuncay Özkan'ın da hani bir sürü seveni var, sevmeyeni var. Üzülür tabii. Yani sevmesek de üzülür, neden hakaret bizim dilimiz? Hem tabii siyasette hem toplumda. Evet. O da apayrı bir başlık da maalesef bu dil çok... İki başlıkta değerlendiriyorum. Hani bir siyasi akıl. Yok, siyasi ben yeri gelmişken o konudan da dertliyim, bu hakaret amiz ifadeleri çok hayatımızın her alanında herkesle görüyoruz sokakta bile. O yüzden bir vurgulayayım dedim, buyurun konuyu dağıtmayayım, devam edin. Teşekkür ederim. Yani dolayısıyla hani şimdi eğer seçimi, önümüzdeki seçimleri kazanmak istiyorsan, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenmek istiyorsan milletin oyuyla tabii milleti kendine çekmen gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı'na oy veren vatandaşı Cumhurbaşkanı'na oy vermekten vazgeçirip kendine oy vermeye ikna etmen gerekiyor. Bunun için de o vatandaşın oy verdiği kişiye hakaret etmemen gerekiyor. Çünkü o zaman vatandaş sana da kızar, sana da bir duvar örer. Yani ben oy verdiğim, benim sevdiğim kişiye sen bu hakareti yapamazsın. Ben o zaman sana oy veremem noktasına gelir. Hani siyaset aklı bunu gerektirir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na bu şekilde hakaret ettiğin zaman bu siyasi akla da aykırı davranıyorsun. Bir, ikincisi ya devlet terbiyesine de aykırı davranıyorsun. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na yani bu kelimelerle hakaret edilebilir mi? Yani eleştiri ayrı bir şey. Elbette eleştirirsin siyaseten. Sert de eleştirirsin. Çok sert de eleştirirsin siyaseten. Ama saygısızlık etmemek gerekir. Ben o açıdan Tuncay Özkan'ın o ifadesini Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başarılı gidişe bir çelme gibi, Özgür Özel'in politikalarına bir taş koyma gibi değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü her şey iyi giderken Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu tür aykırı seslerin gelmesi, üstelik de yönetimden düşmüşsün. Ya 2015'ten bu yana, ya Tuncay Özkan özelinde söylüyorum, 2015'ten bu yana Erdoğan'la girdiğiniz her seçimde partinin önde gelen aklısın. Yani genel, o dönemki genel başkanın en yakın kurmayısın, politikalarını belirleyen, adayları belirleyen ekibin içindesin. Yenememişsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Yani Erdoğan sizi yenmiş. Ve sen hala o dilde devam ediyorsun. Parti değiştirmiş seni. Parti demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi, ya sizde olmuyor, ben sizi görevden alıyorum. Özgür Özel ve onun kadrosunu göreve getiriyorum demiş. Ve o kadro da başarılı olmuş son seçimde. 31 Mart seçiminde. Şu anda anketlerde de AK Parti'nin önünde gidiyor. 3-5 puan önünde gidiyor. AK Parti tarihinde ilk defa ikinciliğe düşmüş. İkinci parti olmuş. CHP'nin gerisine düşmüş. Böyle bir başarılı gidiş var iken sen partinin başarısız eski kadrosundan bir kişi olarak yenemediğin Cumhurbaşkanı'na karşı aynı o yanlış dili kullanmakta ısrar edersen, kullanırsan ne olur? Bu kime hizmet eder? Bu kime hizmet eder? CHP'nin tekrar yenilmesine, başarısızlığına. Yani sizin dediğinizi ben o zaman böyle özünü aldığımda şunu anlıyorum. Bu çok sert ifadelerle yükleniyorsunuz. Tuncay Özkan ve o dönemi, yani o başarısız diye tanımladığınız dönemin önde gelen isimleri CHP'nin şimdi başarılı olmasını istemiyor. Bunu mu söylüyorsunuz? Yani belki amaçları o olmayabilir Sena Hanım, ama belki amaçları o olmayabilir ama yani yanlış yaptıklarının farkında da olmayabilirler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da şimdi hani CHP başarılı olsun istemiyor denilebilir mi Sayın Kılıçdaroğlu? Denilemez tabii ki. Sayın Kılıçdaroğlu da hani her ne kadar görevden ayrılmış olsa da o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasını, Erdoğan karşısında seçim zaferleri elde etmesini eminim istiyordur. Yani tersini düşünmek mantıksızlıktır. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir takım açıklamalar da sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile bir tartışma varmış gibi, bir liderlik tartışması varmış gibi, efendim Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir sorun varmış gibi bir atmosfer, bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu değil de Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki bir takım eski siyasetçiler, efendim Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında sorunlar var vesaire diye hani olmayan bir durumu kaşıyarak bir sorun üretmeye çalışıyorlar. Bu neye hizmet eder sonuç itibariyle? Yani amaçları o olmasa da
Cumhuriyet Halk Partisi'ni istikrarsızlaştırarak başarısız kılma eğilimini. Buraya gider diyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Gürkan Bey ne dersiniz? Şimdi niyet o olmasa bile sonuç oraya varabilir diyor Şaban Sevinç bu paylaşımlarla. Evet. Şöyle ifade edeyim Sinan Hanım, ben Şaban Bey'e katılıyorum. Yani daha önce sizin kanalınızda da ifade etmişim, ilk defa orada açıklamıştım. Yani sizle de az önce konuştuk. Özgür Özel'in bir gerçeği var. Yani toplum bu normalleşme sürecinden kaynaklı. Bakın tek sadece Özgür Özel'i başarısı olarak görmemek lazım. Normalleşme sürecinden kaynaklı %70'ine varan bir kitle Sayın Özgür Özel'in başarısını görüyor. Ama en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Şaban Bey ifade etti. Konu maddemizden bir tanesi de elitizmdi, değil mi? Yani biz CHP içindeki elitlerin partiyi kendi alanında, belli bir alana sıkıştırıp kendi istedikleri gibi süreci yönetmek. Yani bir nevi işte garibandan, çiftçiden, halktan uzak bir yapı haline tekrar dönüştürmek istemesi düşüncesine doğru görür. Ne demek efendim? Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı'na, yani bakın bırakın AK Parti'nin genel başkanı, o ayrı bir konu. O kendi aralarında ona dava açabilirsiniz ya da ona tartışma yapabilirsiniz belki, ama siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ünvanı olan bir kişiye bu konuyu açıklığı şey yapamazsın. Onun için CHP özellikle bu prangalarından kurtulacak mı bundan sonra güzel işte? 2028 seçim sürecine kadar nasıl gelecek? İnanın bizim de merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü ister istemez bir gerçek var CHP'de de. CHP'de Sayın Özgür Özel ifade etmişti. Yani bizde santrofor lar var diye, biz de antrenörlük yapıyoruz diye, ama ben o konuda biraz daha İki tane teknik direktör var dedi. O konuda çok ben Özgür Bey gibi düşünmüyorum. Çünkü orada Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kenarda bırakmamanız lazım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile evet görüştü. Ama Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin arkasında da biliyorsunuz ki hançerlenme konusu var. Bu hançerlenmeyi de Sayın Kılıçdaroğlu bir kenara bırakacağını ben düşünmüyorum. 2028 seçimleri sürecinde de biz Tunca Özkan gibi bir sürü ismin de bu ortamda açıklamalar yapacağını zaten öngörüyoruz. Zaten bilinen de bir gerçek. Ama Sayın Özgür Özel'in açıklamaları gerçekçi bir olmakla beraber özellikle Sayın Mansur Yavaş'ın da bir etken olduğunu, Cumhurbaşkanlığı sürecinde de Ekrem İmamoğlu'nun sanki böyle garantiymiş gibi 2028 seçimlerinde aday olacakmış gibi bir ortam da yapılmaya sağlanıyor. Ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Açıkçası toplumsal kabulü daha çok gören özellikle CHP'li isimler içerisinde ben Mansur Yavaş olduğunu özellikle görüyorum. Onun için bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'la alakalı CHP içerisinde konuşmalar, eleştiriler ve açıklamaların olacağını da açıkçası düşünüyorum Sena Hanım. Bu başlıkta siz ne düşünüyorsunuz Şaban Sevinç? Mansur Yavaş da yani adayla yeşil ışık yaktığına dair geçtiğimiz günlerde Habertürk'e özel açıklamaları olmuştu. Günü geldiğinde konuşulur diye. Ama bir yandan Ekrem İmamoğlu da konuşulur. Sena Hanım, şimdi yani siyasi bir realitesi var. Bir yapısı var. Bir organizması var aynı zamanda. Şimdi buna baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim, bu başarıyı getiren, birinci partiliği getiren, Türkiye'nin neredeyse bütün belediyelerini kazanmanın yolunu açan değişim, Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı ateşle, başlattığı vuruşla diyelim, hadi futbol tanımı kullanalım. Çok futbol metaforu oldu, buyurun. Evet, yani Özgür Özel'le birlikte sağlandı. Partinin yapısına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine, delegasyonuna, belediyelerine, karar vericilerine, parti meclisine, milletvekilli grubuna falan baktığımızda ya bir gerçeklik var. Kamuoyuna baktığımızda, genel kamuoyuna baktığımızda da bir gerçeklik var. Yani Türkiye mesela Ekrem İmamoğlu üzerinden bir takım şeyleri tartışıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce konuştuğumuz elitizm, elitistler suçlaması Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suçlama. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Paris Olimpiyatlarını 2036 Olimpiyatlarını Türkiye'ye getirmek için
Paris'te yaptığı o lobi çalışmalarına bir gönderme olarak Sayın Cumhurbaşkanı... İstanbul Evi, çok özür dilerim. İstanbul Evi, evet. Yani şimdi bir Ekrem İmamoğlu'nu tartışıyor Türkiye. Hem kamuoyu hem de Türk siyaseti, iktidar vesaire. Şimdi dolayısıyla ortada bu gerçeklik var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde tabii... gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyorum. O zaman siz Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini görmüyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim ben yani hani şimdi öyle bir şey söylemem belki bir gazeteci olarak hani şey olmayabilir. Yok, kulisler hani, açısından söylüyorum. Ne konuşuluyor içeride açısından evet, anlamak adına. Baktım. Ben geçtiğimiz hafta bir başka televizyon kanalında güçlü bir kulis diye bir şey söyledim. Onun arkasındayım. Onu bilerek bir şey söylüyorum ben. Ne söylediniz? Yani mesela bugün bir seçim olsa ya da önümüz ay Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ya da şu anda Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belirlense Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Yani hani bunu görüyorum, biliyorum. Hani Sayın Mansur Yavaş da elbette çok değerli bir Cumhuriyet Halk Partili. Çok başarılı bir Cumhuriyet Halk Partili. Ama hani o demin anlatmak istediğim o organik yapıda, organizmal yapıda, yani partinin örgütleri, karar vericileri, parti meclisi, milletvekili grubu ki Cumhurbaşkanlığı adayını milletvekili grubu belirliyor. Partinin genel başkanı, partinin merkez yönetim kurulu üyeleri, parti üyeleri içindeki işte durum, parti üyelerinin bakışı, yaklaşımı, Ekrem İmamoğlu'nu ve Türk siyasetinin hani bakışı, yaklaşımı, beklentisi, Ekrem İmamoğlu'nu çok çok öne çıkarıyor Cumhurbaşkanı adaylığında. Hani ben bunu böyle görüyorum ama peki. bu süreci götürecek en önemli aktör Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Bu süreçten kırmadan dökmeden bir formülasyonla çıkmayı başaracaklardır. Aksi takdirde geçmişte yapılan bir takım hatalar tekrar edilir ve önümüzdeki seçimde kaybedilir AK Parti'ye karşı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci barışık bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun işte Cumhurbaşkanı adaylığıyla barışık bir şekilde sürdürebilirse Mansur Yavaş'ı da kırmadan dökmeden Mansur Yavaş'ı da sürecin içinde tutarak önümüzdeki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmaması için hiçbir neden yok diye görüyorum teşekkür ben. Ediyorum. Çok sağ olun. Hiç vaktim kalmamış. Bir iki cümleyle Sen toparlar Hanım, mısınız ben, Gürkan Bey? Siz de kamuoyu araştırmalarında aynı şeyi mi görüyorsunuz diyecektim. Evet. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Ben Şaban Bey'le bu konuda biraz ayrışıyorum. Ayrışmamın gerekçesi de aldığım verilerden kaynaklı. Yani bireysel bir düşünce değil. Şunu ifade edeyim özellikle. Daha önce yaptığımız bu Ağustos ayı içerisinde yaptığımız çalışmada biz bu soruları sorduk açıkçası. Cumhurbaşkanı adayı kim olsun, ya olsa oy verir misiniz şeklinde. Sayın Mansur Bey'e oy verme eğilimi %49 görünüyor. %49 da oy vermem şeklinde gözüküyor. Sayın Ekrem Bey'e oy verme ihtimali %38.7, oy vermem diyen de %58.5, yani Türkiye genelinde yaptığımız çalışma. Sayın Özgür Özel'e oy veririm diyen %35 var, %60'da oy vermem diyen bir tablo var. Artı olarak da şunu ifade edeyim, yani toplumsal kabul anlamında evet Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere yaklaşık 10-12 puan civarında bir farkla kazandı. Şehir ittifakını kurdu, yani kent ittifakı kuruldu bir nevi ama Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlerde oyunu arttırmadı. Yani bir önceki seçime göre oylarını arttırmadı. Fakat Sayın Mansur Yavaş oylarını arttıraraktan %60 seviyelerine çıktı. Biliyorsunuz ki CHP'nin oyu da Ankara'da %30 iken kendisi %60 civarında bir oy potansiyeli aldı. Toplumsal kabul daha çok özellikle muhafazakar, milliyetçi, liberal ve İslamcılar noktasında, seküler seçmen tarafında, özellikle gençler noktasında da Mansur Yavaş'ın 10-11 puanlık Sayın Özgür Özel'in de önde, özür dilerim, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. Biraz beklemek lazım. Erken konuşmak çok yanlış olur bu konularda. Ama şu anki tablo bunu gösteriyor Sena Hanım. Pekala. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da bana bugün Para Gündem'de eşlik ettiğiniz için. Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç ve Betimar Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Dumar.
Duman. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Böylece para gündemi bugünlükte noktaladık değerli izleyenler. Bir sonraki randevumuz yarın 9'da. Bekleriz. Hoşçakalın.